19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak bastığı, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı topraklarda, güzeller güzeli şehrimiz Samsun'dayız. Merhaba değerli izleyenler ve gelin evi sonunda Samsun'a ayak bastı. Evet, Samsun'dayız ve birbirinden tatlı, birbirinden maharetli, neşeli mi neşeli, harika beş gelinimiz bizi bekliyor. Şimdi buyurun gelinlerimizi tanıyalım. Haftanın ilk gününde Samsun Canik'ten Merve Gelin'e konuk olacağız. 28 yaşında aslen Kayserili olan gelinimiz 9 yıllık evli. Okul öncesi öğretmeni olan yarışmacımız şu anda ev hanımı. Haftanın ikinci gününde Samsun Çarşamba'dan Gülhan Gelin'e konuk olacağız. 25 yaşında aslen Diyarbakırlı olan gelinimiz 9 yıllık evli. Ev hanımı olan yarışmacımız sosyal medyada epey aktif. Haftanın üçüncü gününde Samsun Atakum'dan Şerife Gelin'e konuk olacağız. 25 yaşında aslen Konyalı olan gelinimiz 4,5 yıllık evli. Yarışmacımız ev hanımı. Haftanın dördüncü gününde Samsun Atakum'dan Elif Gelin'e konuk olacağız. 31 yaşında aslen Samsunlu olan gelinimiz 2 yıllık evli. Yarışmacımız muhasebeci. Final gününde Sena Gelin'e konuk olacağız. 23 yaşında aslen Çorumlu olan gelinimiz 8 aylık evli. Hemşirelik mezunu olan yarışmacımız şu anda ev hanımı. Evet, haftanın birinci gününde gelinimiz Merve'ye konuk oluyoruz. Merve Kayseri'den Samsun'a gelin gelmiş. Bakalım efendim, Samsun'da gelin gelmek nasıl bir şeymiş, neler yaşamış, zor muymuş, değil miymiş, nasıl bir ev hazırlamış, nasıl bir çeyiz bizi bekliyor. Şimdi gelin Merve'nin kapısını çalalım. Evet, Merve'nin kapısındayız ve Merve'nin kapısında şöyle bir yazı yazıyor. Hayırla geldiniz diyor. İstanbul'dan Samsun'a hayırla geldik. Ve burada da Ayetel Kürsi görüyorum. Her zaman annem kapıyı kilitleyip evden gittiğinde 1001 Ayetel Kürsi kapımızın kilidi, anahtarı olsun der. Kapımızı adeta bir zırhla kaplamış olur. Bu duaya çok inanırım. Çok da güzel bir yere koymuş. O zaman şöyle kapımızı çalalım bakalım. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, merhaba Merveciğim. Samsun'a, evime hoş geldiniz. Ay canım, hoş buldum. Çok mutlu oldun sizi gördüğüme. Çok teşekkür ederim. Gerçekten mutlu oldun mu? Evet. Yoksa heyecanlı mısın? Hiç belli olmuyor. Çok heyecanlıyım. Öyle mi? Evet. Bak ne yazıyor burada? Hayırla geldiniz. Evet, hayırla inşallah. Geldik, güzel inşallah. Bir gün geçireceğiz. İnşallah. Samsun'umuza hoş geldiniz. Hoş bulduk bir tanem. Sefalar öyle mi geçiyoruz? Evet. Kapıyı da kapat istersen. Tamam. Geçelim. Merve Gelin'in Samsun Canik'teki evinin girişi oldukça ferah görünüyor. Burada teraryumlarla süslenen çok şık bir dresuar var. Gelinimizin bebeği fotoğraflarıyla gelenlere tatlı bir hoş geldin diyor. Koridordan biraz ilerlediğimizde gelinimizin çeyiz odasını görüyoruz. Yatak odası bayağı geniş ve kullanışlı. Mutfağa baktığımızda ise burada bol dolabın olduğu şık bir alan bizleri karşılıyor. Yatak odası ve mutfağa göre salonsa gözümüze biraz küçük geldi. Bakalım gelinler neler diyecekler. Merve nasılsın? Çok teşekkür ederim aslanım. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evime, Samsun'a şerefler getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım Merve. Samsun'a neredeyse ilk gelişim sayılır. Yıllar önce gelmiştim konser için. Evet. Ama gelin eviyle ilk defa geliyoruz. Ve sen ilk yarışmacısın. Evet, evet. Şimdi yalnız şöyle bir şey duydum. Sen Kayseri'den gelin gelmişsin. Evet, Kayseriliyim. Buraya gelin olarak geldim. Efendim, Samsun'da bir Kayserili. Bulduk. Bulduk. Evet. Yine Kayseri'ye de geleceğiz. İnşallah. Eşin mi Samsunlu? Nasıl oldu buraya gelişin? Eşim Samsunlu. Hem onunla tanıştığım için buraya gelmiş oldum. Hem de ayrıca üniversiteyi okumak için de buraya geldim. Burada kazandım. Çok güzel. Hangi bölüm okudun? Okul öncesi öğretmenliği okudum. Çok güzel. Evet. O bahaneyle buralı oldum aslında. 9 yıldır. 9 yıl. Yarın Samsunluyum, evet. Harikasın. Kaç yıl oldu evleneli? Tam 9 yıl oldu. Tam 9 evet. yıl. Kaç çocuk var? 2.
Oh maşallah. Evet. 9 yıllık gayet tecrübeli bir gelin. Evet. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Kapı çalıyor şu anda. Bomba şeyler. Ben hemen arkadaşlar karşılayıp tamam. geliyorum Hasan. Hadi bakalım gel. Kimler var. Hadi bakalım. Birlikte tanıyacağız efendim bu haftanın diğer gelinlerini. Ben de merak ediyorum. Şimdi hepsini burada tanıyacağız. Hello! Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba canım. Ay ne kadar küçük bir kutu. Acaba ne var içinde? Büyük küçük olmaz tatlım. Ah şöyle vereyim. Merhaba canım. Şunu da. Nereye evet. geçiyoruz? Buyurun kızlar. Merhaba. Tamam. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nereye geçiyoruz? Bu şekilde. Ben gidiyorum. Ben gerçekten gidiyorum. Aslı Hünel salonu neden terk etti? Kalk gidelim hadi. Kahvede de çok farklı bir sunumum var. Yanacak buralar. Merve Gelin öyle bir kahve sunumu yapacak ki gözlerinize inanamayacaksınız. Ay aslanım gerçekten. Hayır aslanım. Merve Gelin'in herkesi kahkahalara boğacak anları az sonra. Masanın üstüne bu halde çıkartan fotoğraf. Gelsin buraya gelsin. Merhabalar Aslı Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Merhaba siz de hoş Aslı geldiniz. Ay. Çok tatlısınız. Ay teşekkürler. Gülhan. Evet Gülhan. Gülhan. Elif evet. ben. Elif merhaba. Nasılsınız? Hoş geldin. Merhaba Aslı Hanım. Sena ben. Senacığım hoş geldin. Ben de Şerife Aslı Şerif Hanım. Şerifeciğim hoş geldin hoş bir tanem. Aman rengarenk hanımlar. Evet. Ben hep ben... diyordum Samsun'un kızları çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok maharetlidir. Yani güzeldi. Ben İstanbul'da kaç Samsunlu tanıdıysam hep çok güzellerdi. Samsun'a gidiyorsunuz dediklerinde ay dedim ki kızları çok güzel. Pideniz çok var değil mi? Bambu evet pidesi var. Pidemiz var. Balıklar da güzel burada. Evet, evet çok evet. güzel balıklar. Bir de böyle bir dondurması güzelmiş galiba. Kayma. Gül şeklinde değil mi? Evet. Meşhur. Ay oraya... Ekibimle mutlaka dış sesçim senle gidip bir tadına bakalım. Vallahi müthiş olur. Ya bence de. Kim götürecek bizi? Biz götürürüz. Ya, hepsini harikasınız. Bak eli boş gelmemişler. Evet. Hemen bakalım aç arkadaşların sana. Bakalım beğenecek misin? Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum da aslında bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlar sanki Samsun'dan değil de yurt dışından geliyor, İngiltere'den geliyor gibi kapıyı açtığında hello diyerek. Ya. Ya çok şaşırdım. Hediye kutusu da çok küçük acaba ne çıkacak içinden hiç bilemiyorum. Ben daha önce yurt dışına çıktım. İngilizcem de var. O yüzden o şekilde cevap verdik arkadaşlarına hep birlikte. Aslı yardımcı olduk. Arkadaşların hiçbiri Samsun değil. Asıl Samsunlu benim burada. Öyle mi? Evet. Nasıl değiller? Hepsi göçmen gelmişler başka şehirlerden. Senelerdir buradayım. Sen? Ben Konyalıyım. Aa! Evet. Konya'da gelin mi geldin sen? Yok ben İstanbul'dan gelin geldim. Ama aslen Konyalıyım. Burada ne işin var? Ama Samsun'da yaşıyorum 4,5 yıldır. He Samsunlu oldun sen şimdi 4,5 yıldır. Ama eşim Samsunlu ben de oldum artık. Eşin Samsunlu? Evet Samsunlu. Tamam eşin eş tarafından tamam yırttın. Sen? Ben Çorumluyum Aslı Hanım. 8 aylık evliyim. Ben daha çok yeniyim. Peki sen? Ben Diyarbakırlıyım. Ben gidiyorum. Ben gerçekten Aslı gidiyorum. Ben sizi alıp ama, götüreyim Aslı Hanım kendimi. Ama üstelik evliyim. Artık ben de eşim tarafından, ben de Samsunlu olarak hissediyorum kendimi. Yok kalk annem kalk. Kalk gidelim hadi. Biz gidelim. Kalk yürü bize. Bize 5 tane. Ha bir tane var. Evet. 4 tane Samsunlu arıyoruz efendim. Bizi yanlış anlamışlar. Biz Samsunlu diye geldik. Biri Diyarbakırlı, biri Çorumlu, biri Kayserili. Sen nereliydin? Konya. Kalk. Kalk gidelim hadi. Aslanım nereye gidiyorsunuz? Arkadaş Samsun'da olabilir ama ben Kayserili olarak burada Samsunlulara bir Kayserili gelin nasıl olur onu göstereceğim. Lütfen gelin siz daha hediyemi açmadım. Buyurun. Ay yok bir düşünmem lazım değil mi? Gitsek ya mi gitmesek mi? Arkadaşlar lütfen gelin. Gitmeniz gerekiyor. Aslı Hanım lütfen buyurun. Ya Aslı Hanım lütfen gelir misiniz? Neyse gidelim bu kadar şeye. Lütfen gidelim ama. Mi? Cuma günü belli olacak kim Samsun'da. Hayır ben Diyarbakır'a evet, geleceğim. Bak Diyarbakır'a da geleceğim, Kayseri'ye de geleceğim. Her yere gideceğim. Ama biz orada olmayacağız. Evet. Biz Samsun'dayız, Konya'da değilim ben. Öyle mi? Aslı Hanım eşit çok Samsun'dayız be. Evet Samsun'dayım artık. Artık sen Samsun, madem eşin Samsun'du Samsun. Evet. Neyse hadi. Samsunlu olduk artık. Kabul edelim biz Aslı Hanım. Oldunuz mu? Aynen kabul bir şekilde olduk. Evet. Sen bir Samsunlu olarak onay evet, veriyor musun? Onay veriyorum. Bence Aslı Hanım. Efendim? Önemli olan Samsunlu olmak değil, Samsunlu olmadan Samsunlu bir gelin gibi yaşayabilmek de bence aynen, önemli. Çok doğru bence de. Güzel. Göreceğiz maalesef. Aynen göreceğiz herkesin gününde. Göreceğiz. Biz belki Samsunlu değiliz ama artık eşimizden dolayı ve de burada besinle evet, durduğumuzdan dolayı
Biz Samsunlu kadar olduk, hatta daha fazlası kadar olduk diye düşünüyorum. Yani biz Samsun'u en iyi şekilde tanıtacağız diyorsan... Evet, evet. Kesinlikle. Ben de kendime güveniyorum kesinlikle. Ben de kendime güveniyorum. Ben size söyleyeyim, Samsun'u iyi tanıtan benden puanın en iyisini alır. İnşallah. Peki. İnşallah. İddialıyım aslında. İddialıyız. Madem evet, İstanbul'dan kalktık buralara kadar geldik. Ayaklarınızı sağlığa, iyi ki gelmişsiniz. Evet, sağ olun. Sen şimdi hediyeni aç o zaman, evet. Peki. Ardından da güzel kahvelerle biraz beni yumuşatın hadi. Aslı Hanım, kahvede canım. De çok farklı bir sunumum var. Yanacak buralar. Biz normalde de işinde arada bir öyle bir sunumlar yapıyoruz ama ben arkadaşlara da göstermek istedim. Görecekler sunum nasıl oluyor, farklılık nasıl oluyor, Kayseri'li bir gelin nasıl oluyormuş. Vay. Göstereceğiz arkadaşlara. İddialı bir yarışmacı. Evet, evet, var. Evet. İlk günden iddiası. Evet, inşallah. Sözlere döktü, icraatı görelim bakalım. Evet, merakla bediyemi açayım. Bu hediye nedir? Bakalım, ay en sevdiğim şey. Şimdi hadi bilin bakalım benim en sevdiğim şey ne? Masaj aleti. Evet. Masaja bayılırım. Biraz şaşırdım ama. Yarışmanın sitesini atacaksın canım onda. Ay, güzel. Aslında iyi düşünülmüş. Bir art niyet aramıyorum, evet. Ben burada aslında. O yüzden düşündüm. Akşam yorgunluk çıkartabilirim ben. Gayet güzel. Bizden sonra. Priz. Ay uzatma getirsen dış ses bana. Hemen geliyor. A çabuk getir hani ağırsın. Vallahi dış sesin de bugün ağırlığı üstünde. Aslı Hanım dış ses de yani çok bence fena. Yani bu durumu fırsat bildi. Nerede tıkmıyor? Benim tikimin olduğunu duyup da. Ya ne tikim var senin, ben anlayamadım. Ben biraz... Ay hepimizin tiki var. Ben mesela biraz fazla gıdıklanıyorum. Sırtım bile... Aslı tikleri var yani. Gıdıklanmıştı şöyle bir yer. Bir şey olabilecek şeyler bunlar. Ya sırtımı bile kaşıtamıyorum. Aramızda kalsın, senin ne tikim var? Benim yok. Hepimizin tiki var dedi. Ben kendimi kastetmedim. Var bunda bir şey aslan, biz bunu değerlendirelim. Yok, bende bir şey yok. Seni arkadaşıma da yapalım. Gel yaklaş. Bak canım, şöyle mesela buranın soğuğu da soğuk oluyor, dizleri ağrıdım. Evet. Gel aslan. Aslanım ben kendim. Aslında bir şey. Başım ağrıdı gel. Aslanım ya lütfen. Bak baş ağrısına da iyi gelir. Bizden sonra güzelce yaptırırsın artık masajını. Nasıl lütfen ne? Ay bilmem. Ay aslanım gerçekten. Gerçekten. Ben bu işimi kapatıyorum. Sen nereliydin söyle bakayım. Kayseriliydin. Kayseri yaptın mı bize? Yapmayı çok istedim ama... Yapmadım. Yapmadım ama Kayseri'ye ait yüresel... Bırak Kayseri'de değil, Samsun'dayız, farkındasın değil mi? Aslı Hanım rica ederim. Pide var mı? Pide yok Aslı Hanım. Böreğimiz var, keşkeğimiz var inşallah. Lahana sarmamız var. Sarma Samsun'a ait mi? Evet, Samsun'a ait. Aslı Hanım! Ağzımdan kelime çıkartıyor. Hediyemizi beğenmedin ama masaj aletinden gayet hoşlandığını düşünüyorum. O zaman sen bunu al canım. Evet, her gün. Bizim kahvelerimizi getir, en güzeli o. Yoksa masaj geliyor. Kahvelerimiz bol köpüklüdür, yoksa masaj yapmak durumunda kalırız. Kızlar köpüğü bırakın, ben size yanarlı dönerli bir sunum yaptım. Yanarlı. Peki o zaman. Evet, yakacağım buraları. Sen bunu getireceksin her gün. Tamam. İsteyene masaj yapılır. Aynen, madem çok sevgiler. Canım kahveden önce ben bir şal alabilir miyim? Tabii ki canım. Sen uygun olduğunu düşündüğüm bir şalım var. Aslanım ben hemen arkadaşa tamam, bir yardımcı tamam, olayım. Hayat. Geliyorum. Nasıl geçti Aslanım? Samsun'u beğendiniz mi? Daha bismillah mi? Yeni geldik. Daha bir şey görmedik. Gezdireceksiniz. Yolculuğunuz nasıl geçti Aslanım? Çok teşekkür ederim. Güzel. Sanki canım. Tam da bugün arkadaş için evet, yapılmış gibi göre. Değil mi? Evet, hangi gelinde var böyle bir uyum? Söyler misiniz? Bakar mısınız? Arkadaşlarımın uyumuna kadar her şeyi ayarladım. Vallahi öyle canım bana geldiğinde göreceksin. Çeyiz göreceksin. Neler neler göreceğiz. Var. Aslanım ben neler neler var. Çok mu iddialısın? Çok, çeyizde çok iddialıyım. Aslı Hanım benim kadar olamaz kesinlikle. Çünkü 9 yıllık göreceğiz. Bir gelinim. Evet. 8 aylık bir arkadaş. Bir dakika şimdi ama çeyizin kaldı mı 9 yıllık gelisini dağıtmadın şöyle mı? Söyleyeyim. Birçoğunu dağıttım. Bir o kadarını da günlük hayatımda kullandım. Bu da kullanmadıklarım ona rağmen. Ay, göreceğiz yani. Göreceğiz. Evet, göreceğiz. 9 yıllık gelin dağıtsam bir kahveler. Evet, çok özür dilerim. Bir anda çeyize dağıldım. Özür diliyorum. Hemen geliyorum. Laf verme yarışı. Çok konuştuk. Dilimiz damağımız kurudu. Evet. Ben size söyleyeyim. Merve var ya çok dişli. Çok fena. Evet. Merve Hanımcığım ne yapıyorsunuz? Kahve sunumumu yapıyorum dedi. Ses arkadaşlarım geldi. Bu kahve sunumu bayağı havalı ve ilginç görünüyor. Evet. Biz bunu eşimle her akşam yapıyoruz. Bugün arkadaşlara da yapıp böyle yanarlı dönerli bir kahve sunumu yapmak istedim. Ne yaptınız Merve Hanım? Vallahi mutfak yanacak. Hiçbir şey olmaz dış ses. Her akşam yaptığım bir şey. Bence arkadaşlar çok beğenecek.
Şu anda büyük şok yaşıyorum. Evet. Aa, vallahi bayıldım. Bence arkadaşlar da çok beğenecekti ses. Siz şimdi heyecandan salonu yakmıyorsunuz. Alev alsın buralar bence. Kahve sunumunuz gibi hanımlar da alev topu gibi bekliyor. Sizce çok eleştiri alır mısınız bugün? Evet, özellikle ben Elif Hanım'dan çok büyük bir eleştiri bekliyorum. Neden? Biraz sanki fazla dikkat ediyor detaylara. Ne der sizce bu sunuma? Belki abartılı bulabilir kendisi. Aslında biraz böyle eğlenceli bir arkadaş, çok abartılı bulacağını düşünmüyorum ama etrafa çok bakıyor, çok inceliyor. Detaylara çok dikkat ediyor bence. Biraz eleştiri konusu olabilir bu. Arkadaşlar kahveleriniz de geliyor. Teşekkür ederiz. Biraz sunumum olduğu için İsterseniz yardımcı olursa çekelim. Şöyle çekelim bize doğru. Evet. Şekerlikte ne varmış merak ettim, içine aç bakayım. Bu şekerlik Aslı Hanım en az 60-70 yıllık var. Anneannemden kalma. İçindekiler taze evet. Mi peki? Taze arkadaşlar. Bunu sen mi buraya koydun canım sonradan? Yok 60-70 yıllık bunlar da. Belki bir haftalıksa onlar çünkü bayatlamış olabilir Aslı Hanım. Ne bu? Yulaflı bir şey mi? Ay hiç bilemedim. Yulaflı, sanki beyaz çikolataya bandırılmış gibi. Evet. Beyaz çikolatalı. Hmm. Bunu sen mi yapıştırdın sonradan canım? Evet, ben süsledim. Ay, teşekkür ederim hayatım. Böyle Allah aşkına. Peçeteyle mi sunum? Peçeteyle mi? Bekleyin kızlar. Allah Allah, çok ilginç. Evet, ilk defa gördüm. Afilli bir şey geliyor. Şimdi Aslı Hanım ben sizin ben de çok kendim merak yapacağım. Ettim. Arkadaşlardan rica ediyorum. Hı. Kendi sunumlar kendileri yapsınlar. Ay aman. Farklı bir sunum olsun sizler ay, de öğrenin ay, diye. Ay, ay, ay. Ama yangına sebebi aman. Vermez mi bu? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ay çok hoş. Güzel. Bakar mısınız? Evet çok güzel ama biraz daha şey gibi endişeli gibi yaklaştım. Evet, evet. Aynen risk yani, var yani. Her an birisi çıkabilir. Evet. Ama düşünmüş arkadaşınız aynen. Sizi evet. Görelim. Biraz buyurun. Bir şey olsun. Soracağım. Bu sonradan fincanlardaki oluşan lekeler çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar. Hı. Sık sık yapıyoruz biz bunu eşimle. Isındık birden ya. Evet, biz alev ısındık aldı buralar. Oldu. Su uçuyor. Aynen uçuyor. Ay! Aman! Ay! Allah! Bak vallahi sonra bunlardan bizi kaldı. Tutma. Teşekkür ederiz ama. Afiyet keşke böyle yapmadan. Teşekkür ederiz. Da. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Maşallah. Ama sonradaki görüntüsü çok kötü olmadı mı? Yangından evet. Sonra kalmış gibi aslanım. Sonradan... Ben bunu genellikle nasıl yapıyorum nasıl biliyor musun? Burasına az bir şey tuz döküyorum. Evet, kolonya. Evet. Kolonyayla o şekilde de yapılıyor bence. Evet. En azından bu görüntü çıkmaz daha evet. Sonradan. Olabilir. Böyle yaparsın. Yok, ben sade bir sunum yapacağım. Ondan da daha sade bir sunum bekliyorum evet, o zaman. Evet, oldu. Aynen. Bence biraz şov yapmak istedi ama olmadı. Gerçekten iz tadı var ama. Evet. Çok güzelmiş. Ben mantar kurabiyeyim. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Bir peçete alabilir miyim? Elim şu an evet, üstten kara evet, oldu da. Arkadaşlar. Şu an kahveyi tutmaya korkuyorum yani. Elim kararacak mı? Da bir şey olmadı. Teşekkür ederiz. Peçetenin tozu oldu, ellerimiz kirlendi. Hani yanma riski de vardı. Bence gerekli miydi, gereksizdi. Aslında ben arkadaşlar hiç anlayamıyorum, anlam da veremiyorum. Hı. Hani bundan daha güzel, gösterişli, farklı bir sunum nasıl olabilirdi merak ediyorum. Onlarınkini de göreceğiz de. Yapacağım Aslı Hanım. Yapacağım mı? Evet, üstüne nasıl bir alevli sunum olur göreceksin. Ne diyorsun? Sanki biraz evet. Kopya oldu ama bu Aslı Hanım olmadı. Ama şimdi. Ben size bunun yerine asıl alevliyi yapmak isterim. Çünkü alevli o zaman hani nasıl olduğu, kahvenin nasıl sıcak olduğunu o zaman anlayacaksınız. Wow, şu anda hem ettim. Biraz hani soğumuş kahveniz. Peçeteyle kapatmışsınız, evet. Söndü bile iz kokusu oluştu. O yüzden yani. Yani alevli kahveyi ben de kesinlikle evet. Merve arkadaşımız biraz erken konuşuyor. Göreceğiz ben Aslı. Varım, diğer arkadaşlarım evet, de var. Daha ilk günden bu kadar olmaz. Aslı Hanım kahveyi beğenmemişler. Arkadaşlardan bir de ev için yorum alalım. Ben evet. Benden daha iddialısını düşünemiyorum ama tabii ki herkesin iddiası kendine. Evet. Evim hakkında da bir yorumlarını alalım. Başlayalım o zaman. Tabii ki. Merve Gelin salonunda avantgard mobilya tercih etmiş. Koltukların rengini çok beğendik. Bu mobilyaya gerçekten çok yakışmış. Perdeleriniz çok havalı görünüyor. İyi ki fonlarınızı düz tercih etmişsiniz. Fotoğrafları çok seven gelinimiz eşiyle fotoğraflarını salonda da sergilemiş. Bu konuda eleştiri alabilirsiniz, biz şimdiden uyaralım. Beyaz yemek masası mekanı ferahlatmış.
Normalde hem vitrin hem konsol bize fazla gelirdi ama bu mini vitrini biz beğendik. Bakalım hanımlar da bizimle aynı fikirde mi? Tabloyu buraya yakıştıramadım. Biraz küçük kalmış buraya. Bir de siyah olması hoşuma gitmedi çerçevenin. Evet. Çünkü evin genelde açık renkler. Kendileri o onlar ama galiba. Kendileri evet. Onlar. Fotoğraf güzel. Hani ambiyans olarak da güzel. Tablo deyince ben hani... Bir resim. Yatak odası resim. İçin mi ya da bir evet. Oturma yani, odası için tablo mi? Tablo daha iyi olabilirdi demek istedim çok yani. Çok küçük kalmış burada. Ya da evet, ayna. Yani. Ayna daha geniş gösterirdi mesela odanı. Evet. Ama şöyle bir şey var Aslı Hanım, söz almak istiyorum. Benim orada normalde tabii ki bazı eşyaların yeri değişti şu an açılardan kaynaklı. Büyük bir koltuğum olduğu için arkasında o çerçeve gayet yeterli bir büyüklükte oluyor. Peki bu fotoğrafın ben aslında çerçeveye değil de kendisine biraz değinmek istiyorum. Neresi burası? Burası Samsun'da bir yer, bir piknik alanı, ormanlık. Ben size söyleyeyim aslanım, Çakırlar Korusu orası. Orası değil, mı burası? Değil, değil aslanım. Sizi bu masanın üstüne bu halde çıkartan fotoğrafçı. Neden masa? Gelsin buraya gelsin. Ama 9-10 yıl önce böyle şeyler çok şeydi. Vallahi. Revaçtaydı. Birazcık da kapılıyorduk herhalde. Masanın hepsi. Üstüne mi çıkıyorsun takım elbise nişanlıkla? Ve birbirimize böyle bakışlar falan atıyorsunuz masanın üstünde ormanda. Hani bir yerde olsa daha mı güzel olur? Ama şey, yağmurlu ve soğuk bir havaydı. Hani yerde yapmamız imkansız. Şimdi ben mi? Dış sesi olmak istiyorum. Kocanın adı ne? Mahmut. Mahmut demiş ki seni alacağım. Sen böyle yapmışsın. Gel gel. Bana bak Mahmut. Ben seni alırım. Yeni bir ifade var burada. Bir şey söyleyeyim mi? Tanışma hikayemizde de aynı bu tarz bir yaşam. Kim alıyor şu an? Evet. Hani böyle bakmış böyle bir üç numaralı bakış atmış ama sen demişsin ki son söz benim bebeğim. Sanki bir de şey demiş. Artık evleneceğiz, bütün kozlar benim elimde demiş Merve Hanım. Evet. Yani böyle ben de akıllı böyle. Ayar vermiş ya. Aynen, katılıyorum. Burada Merve resmen ayar vermişsin. Evet. Bir de masanın üstüne çıkartıp pozu da vermişsin. Ki hiçbir şekilde bu tür şeyleri yapmayacak bir adamdı. Fotoğraf çekinmeyi bile sevmeyen bir adam. O bence farkında değil, nasıl çıktığını hala evet, bilmiyor. Evet, o da farkına varmadı. O gün heyecanıyla, benim ısrarlarımla. Fotoğrafçıyla senin maharetin. Evet. Şimdi nereye çıkıyor, nerede? Yemek masasında da verdiniz mi bu pozu, merak ettim. Ay, yaslandı. Ay Allah'ım ya. Ne güldük vallahi. Evet. Ev yorumlarına devam edelim. Buyurun Gülhan'cığım. Tabloya değinmiştim. Ondan sonra tülleri daha düz tül olsaydı nasıl dururdu diye düşündüm. Hani kroze değil de. Fonları beğendim. Güzel olmuş. Bağlasaydı güzel durmazdı. Böyle salık daha iyi bence. Ha. Canlı çiçeği de güzel olmuş. Oraya başka bir ambiyans vermiş. Ortama. Bir canlılık katmış evet, değil mi? Evet, sanki hani orada olmasaydı orası bir boş görünürdü ama orada olduğu için oraya bir sıcaklık katmış. Hani yaşam katmış. Değil mi? Aynen, yaşanmışlık katmış. Canlı çiçek böyle bir şey zaten. Evet, çok evet, severim ben canlı çiçeği. Enerji çok veriyor. Var. Ben de çok severim. Evet. Gülhan sen sanki bir şey diyorsun, biraz. Duramıyorsun. Evet, duramıyorum perdelerden. Bana da çok karışık geldi Aslı Hanım. Yani bu odaya aşırı mı? Hani püskülleri ya da hani daha böyle düz. Bir tık düz kullanabilirdim, evet. Sözünü kestim. Gerçekten. Ama ben çok beğendim tüllerin. Çok severim bu tarz modelleri. Hani 9 yıllık bir evlilik var ve 9 yıl öncesinde hani bu perdeler çok çok modaydı. Belki şimdi... şu anda değiştirme imkanı olmayabilir ama şu anda bence gayet güzel olmuş. Peki fiyatı nedir bu perdenin? Aslı Hanım tam 9,5 yıl oldu biz bu perdeleri alalı. Evet. Salon perdelerime 2,5. İyi gibi bir fiyat verdik. 2500 aynen değil, gayet iyi fiyatı. Story'yle birlikte. Fonlarla beraber mi? Evet, fonlar da. Fonlar güzel olmuş. Evet, açık evet. Olması gayet. Şimdi koltuklarla uymuş mu sizce? Evet, bence evet, uymuş. Aynen, koltuklarla başka uyumlu. Bir renk kaldırmazdı çünkü. Öyle mi? Evet, bence evet. De uymuş. Aslında bir tık koyu kalmış ama koltuk o zaman da birebir rengini bulamazdı büyük ihtimal. Yani çok zor. Aslında böyle miydi? Çok pembe gelin gibi oluyor sanki aslında. Evet. Koltuklarım zaten böyle ne pembe ne gül evet, kurusu biraz doğru. Arada kalmış bir ton. Doğru. Onunla en azından biraz koyulaştırmış aynı oldu ton bence. Olsaydı belli olmaz zaten evet. Fonları bu şekilde. Bayardı galiba. Evet. Evet arkadaş. Sen ne diyorsun hayatım? Ben fonları beğendim ama tül konusunda hemfikir. Fikir değilim. Düz olabilirdi. Evet ama sanki düzle biraz yani basit mi kaçardı? Klasik öyle mobilya mi? Biraz hafif. Yani daha hani püskül yerine, şu püsküller yerine evet. Acaba gümüş rengi bir boncuk mu olsaydı koltuklarının boncuk da çok abartı olmaz mıydı? Bence çünkü avantgard bir takım lendi. Değil ama. Evet. O yüzden bence avantgard güzel olmuş. Avantgard ve sporun karışımı olduğu için hani boncuk bence hoş durmazdı diye düşündüm. Perden biraz klasik bir model. Püsküller de hafif yine bir sporluk katıyor gibi oldu. Takıldık tüle perdeye. Evet. Halılar, koltuklar aldın? Nasıl? Koltuklarını ne kadar aldın? Evet. Aslanım koltuk ve yemek odası takımını toplamda 24.500 almıştım.
24.500. 9 yıl önce. Evet. Biraz fazla geldi bana da sanki. Evet, daha fazla geldi. Emin misin? Doğru hatırlıyorum. Evet. Vay canına. O zaman şu anda senin yemek takımı ve koltuğun 45.000-50.000 civarındadır. Daha fazla. Daha fazladır. Daha fazla. Evet, nasıl buldunuz peki? Beğendiniz mi? Genel olarak güzel. Ben avizesinde biraz takılı kaldım. Hani evet, daha çok yatak odası avizesi gibi ama bilemiyorum arkadaşlarım ne düşünüyor. Ben avizeyi beğendim. Şöyle beğendim. Bu takım hani çok spor değil. Evet. Ortada doğru bir takım olduğu için bence kaldırmış evet bu takımı. Ama şöyle olabilirdi. Dediğim gibi o boncuklar belki tülün kenarlarında olmuş olsaydı güzel bir uyum yakalayabilirdi. Bir uyum olabilirdi evet diyorsun. Evet. Ama şimdi evet, o boncuk, o şekilde olabilirdi. Bu saçak çok mu karışık olmuş? Ya da sen mesela koltukların kenarlarında. Ben koltuğun şeylerle klinetleri uydurdum. Hani yakıştı ama avizede hemfikir değilim. Avize uymamış gibi geldi bana. Yatak odası ya da farklı çocuk odası gibi geldi. Hani daha şık bir avize olabilirdi ya da... Ama buraya nasıl bir avize olabilirdi ki? Yani evet... Yatak örtüsü gibi değil mi arkadaşlar yastık yüzleri? Yani ben buraya yattığım hani arkamda bir şeyler batıyor bana. Ben genelde bu tarz şeyleri yatak odamla kullanmayı tercih ederim. Evet. Ama bunun takımı bence gayet uyumlu diye düşünüyorum ben. Hani koltuğa tek başına baktığınızda hani evet, çok bir avantaj yok. Bunlar da mı takımı yoksa evet, sonradan yok, mı? Yok takım. Aslı Hanım şöyle bir canım şey var. Ben genel olarak aldığım şeylerin kendi orijinal parçalarını değiştirmeyi hiç sevmiyorum. Ha daha sonra bazı objelerle değişiklik yapıyorum ama asla orijinal parçalarını değiştirmeyi sevmiyorum. Sanki takım bozuluyormuş. O beğendiğim mağazada gördüğüm şey tamamen başka bir hale bürünüyormuş gibi geliyor. O yüzden yastıkları, klentler hep kendi orijinal değiştirmedim. Ben çok memnunum. Ben de genel olarak da sürekli kullanmadığımız bir oda olduğu için çok da hani... Oturma odam var. Evet, oturma odam var ayrıca. O yüzden çok da sıkıntı olmuyor benim için evet, bu yastıkta. Ben de aksine çok böyle aldığım şeyi aynı yapmam. Değiştiririm kafama göre. Araştırırım çok. Nasıl bu klinendi mi denesem, nasıl bir şey yapsam. Değil mi? 9 yıl içinde değişiklik. Aynen. Evet, İstersin. Çok yaparım. 9 yıldır değiştirmedin. Yok, ufak tefek. Mesela objeler hiç yoktu. Ufak tefek objelerle, süs eşyalarıyla. Ben 8 ayda bile neler neler yaptım Aslı Hanım. Her şey değişiyor yani. O avizeyi kaç aldın hayatım? Aslı Hanım, o avize 2 tane almıştım. İkisi toplamda 1600 TL. 1600 TL. Evet. Fiyatı güzel. Peki halıya nasıl bulunmuştun? Evet. Şimdi halıya söyleyecektim. Evet. Halı ne kadar fiyatı? Önce ben bir fiyatını öğrenmek istiyorum. Halı emin değilim ama Aslı Hanım ya 850 ya da 1000 civarındaydı ama o fiyatlarda. Bu halıyı da mı 9 sene önce almıştın? Evet, hepsi. Halı güzel çok aslında. Çok temiz ve asla uyumuş, yıpranmamış evet, yani evet, gayet yeniymiş gibi duruyor. Sadece i̇şte fazla bu odaya girmiyormuş ya. Ben odada karşıyım aslında Aslı Hanım. Eğer bir evin evet, içerisindeysem her odada rahatlıkla oturabilirim. Mesela biraz önce arkadaşımız hani misafir odası olduğu için çok fazla oturmuyoruz dedi. Biz şimdi misafiriz de ben misafirimi rahat ettirmek isterim. Doğru. Ben de sormak istiyorum bizi izleyen değerli izleyenlere. Misafir odanızı sadece misafire mi kullanmalısınız? Hani böyle işte 40 yılda bir açılan, misafir geldiğinde açılan bir oda mı olmalı? Yoksa böyle eşinizle... Ve sürekli kullanmalı mısınız? Siz nasıl kullanıyorsunuz? Lütfen sosyal medya üzerinden fikirlerinizi bizimle paylaşın istiyorum. Çünkü eskiden hatırlıyorum ben, bizde de öyleydi. Annem işte bir odayı oturma odası gibi yapardı. Bir oda misafir odası. Aman misafir odasına girmeyin, ne yaptınız işte, çarptınız mı mobil? Böyle bir şey vardı. Evet. Ama biz biraz büyüyünce bunu kırdık abimle evet, beraber. Hayır dedik ya, niye böyle oluyor? Biz de bunun tadını çıkaralım, biz de oturalım. Yani biz böyle düşünüyoruz örneğin. Sen de nasıl düşünüyorsun? Benim eşim de çok karşı. Benim normalde salonum ve oturma odam ayrıydı. Çocuklar doğduktan sonra onları oda yapmak için bozduk. Ama eşim diyor ki ben kullanmayacaksam misafir niye kullanıyor? Güzel. Hani ben de kullanayım, o da kullansın. Ama temiz kullanalım, sen? Hepimiz kullanalım. Bravo. Benim bir. Yani salon oturma odası bir. Çünkü çocuklara oda yapmak zorunda kaldım. Ha. Çocuklarım olunca. Evet, evet. Doğru. Ama çocuklar güzel oluyor ya. Eskisi yenisini alalım. Çocuklar da zor olmuyor mu? Modası geçiyor. Mobilyalar evet, eskimiyor. Aslı Hanım, benim annemin, kendi annemin İstanbul'da ayrı odaları var. Aha. İnanın hiç kullanmadık. durduğu yerde, eskide durduğu yerde derileri çıktı koltukların. Anneme hep derdim ki, anne derdim, sen bizi oturtturmazsın bak. Durduğu yerde ne oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Bayramlarda açılıyordu. O kadar haklısın ki. Mesela ben geçen gün gardırobumu açtım. Hiç giymediğim bir ayakkabıyı elime aldım. Paramparça oldu. Evet aslında. Doğru. Öyle oluyor. Giydiklerime evet, bir şey olmamış.
giymediklerim elimde kaldı, çürüyorlar. Böyle ikiye ayrıldı. Evet. Ve enteresan çürüyorlar. Evet. Yaşanmışlık olmayınca çürüyor Yasin Hanım. Vallahi. Demek ki o sıcaklığı, o sevgiyi hissediyor. Kesinlikle. Koltuklarda. Yaşanmışlık olmalı mutlaka. Evet. Canım. Tabii ki arkadaşlara katılıyorum. Benim eşim de Şerife'nin eşi gibi. Biraz karşı sağcısı. Ama bizim Kayseri'de şöyle bir kültürümüz var. Bu bizim için bir kültür gerçekten. Sadece misafir ait bir odamız olmak zorunda imkanlar dahilinde. Şöyle bir şey var. Benim zaten salonumla mutfağım bir. İster istemez mutlaka kullanıyorum. Mutfakla salon, oturma odan mı? Bu salonum bir misafir odam. O zaman burada dur. Mutfağa tamam. Geçelim. Bu sohbete tamam. Mutfakta tamam, devam peki. Edelim. Hadi bakalım. Mutfaktayız. Yeminliyorum. Evet. Kalkıp değiştirirsek geldi değil mi? Benim de geldi. Benim de geldi. Arizenle de uyum sağlar. Arizenle de uyum sağlar. Evet. Mutfakta değiştirilmek istenen detay ne? Ay Allah! Batırdınız ortalığı. Al arkadaşım. Rica ediyorum. Ben kendim. Ben veriyorum. Merve Gelin ütüsünü neden rakibine verdi? Pes kere pes. Çarşambayı selamlı. Samsun haftasının ilk gününde çeyizler beğenilecek mi? Şu an benim günümdeyiz. Biraz düğünüm araya kaynıyor gibi oldu. Bundan bize ne ya da bana ne? Şu an benim günümdeyiz arkadaşlar. Gelinimiz neden isyan etti? Gözünde ne var orada? Bismillahirrahmanirrahim. Gelinimizin düğün görüntüleri herkese karışık duygular yaşatacak. Ay tutmayın, ben şimdi şu bayılacağım şuraya. Gelinimiz mutfağının girişine masa takımını koyarak alanı çok güzel değerlendirmiş. Bol dolabın olduğu bu mutfağa bayıldık. Mekanı yeşil bitkilerle süsleyen gelinimiz ferah bir hava yakalamış. Dolaplarınız modern görünürken ne yazık ki aynı şeyi perdeleriniz için söyleyemeyeceğiz. Halı da renk anlamında doğru bir seçim mi pek emin olamadık. Avizenizse balkon avizesine benzetilebilir. Biz şimdiden uyaralım. Bakalım gelinler mutfak için neler söyleyecekler. Merve hazır mısın? Hazırım aslanım. Gelsin yorumlar. Gelsin yorumlar. Neredesin? Ben başlıyorum öncelikle. Evet. Aslanım siz çok yoruldunuz. Sizi şöyle alsam, otursanız, bizi bir dinleseniz. Ay çok iste. İşte mi sen ortanızda falan oturmayayım. Ben şöyle. Tamam. Buyurun aslanımcığım. Oturtun beni böyle. Aferin. Ay işte. Masaj yapayım mı aslanım size? Ay canım. Hiç beni... çok nazik. Buyurun başlayın. Evet. Gene bir avizeyi görüyoruz burada. Oturma odası yani misafir odanızla bağlantılı yapmışsın sanırım. En azından yemek masasının üstü olduğu için... Gene biraz uyum sağlıyor ama dediğim gibi hani daha çok abajur tarzında olduğu için hani buraya şapkaları olmasaydı sadece hani alt kısım ve lambası olsaydı daha şık dururdu diye düşünüyorum. Evet ya şu bir gerçek, insan kendi kusurlarını da görmeli. Takım olarak masayla kesinlikle uyumlu evet. Bir avize değil, o bir gerçek. Evet. Ama şöyle bir şey var. Salon, yemek bölümü ve mutfak bir evet. Olduğu için ben böyle çok birbirlerinden... Bu benim eski mutfağımdaki masamdı. Eski mutfağındaki masam. Evet, dediğim gibi buradan da taşınacağım için yeni bir masaya ihtiyaç duymadım. Değiştirmek de istemedim. Taşınıyor musun buradan? İnşallah nasip olursa. Evet. Ya o yüzden salonla takım olduğu için bozmadım avizemi. Burası İnşallah... kira mı? Evet, kendi evimi sattım. Kiraya geldim. Evet. Şimdi de ev yaptırıyorum Ay inşallah. Nasip olursa. Hadi Allah isteyen evet. Herkese versin. Amin. Evet, inşallah. Amin. Separatör değil mi şunlar? Böyle bir bölüm var. Çok güzel düşünmüşler evet. Ama evet, şu iki şey. Evet, burası çok güzel. Değil mi? Ben de çok sevdim. Çok ince zarif durmuş. Ben bu çiçeği buraya yakıştıramadım canım. Bu çiçek balkona daha iyi yakışırdı. Evet. Mutfak masası olarak masa hani taşınacaksın diye bir şey demedim. Evet. Bu siyah, bu şey sen de farkındasın zaten. Evet, farklı. Ama buraya farklı bir çiçek ya da daha küçük bir obje olabilirdi evet, bence. Bence balkona giderken sen al onu götür. Bence evet, de alın. Evet, sen balkona götür. Aynen müsaadenizle. Ne demek müsaadesin buyurun. Ben şey isterdim. Orayı daha çok salon gibi kullanıp masa alanını burası yapmasını. Hem avize de üstünde uyumlu. Burası bak, tam mantıklı. Bir masa yemek takı. Yani yemek olarak. Masasını buraya mı evet. Koymalı? Yani bunu hiç kullanmazdı. Beyaz evet. Ya. Evet. Vallahi olur. Çünkü evet. Tam yani bütünlüyor hepsi mecburen. Tebrik ediyorum. Ben bunu saplamayı bile düşündüm Aslı Hanım aslında. Hani bu... Bunu kaldık buradan ya. Evet, bir trend oldu ya artık. Kaplanıyor. En azından beyazı kaplanıyor. Çok göze çarpmasın dedim. Ama şey, masalar dip dip oluyor ya. Evet. Hani hiçbir farkı olmuyor. Ha burada yemişsin ha orada. Evet. Bence direkt buraya gelip orayı... Bir şey söyleyeyim mi? Olur çünkü dolapların da beyaz lake kapakları. Tam uyuyor. Aslında uyum sağlar. O da beyaz masa. Vallahi ol... Ay yeminliyorum. Evet. Kalkıp değiştirirsek geldi mi? Benim de geldi. Benim de geldi. Avizenle de uyum sağlar. Avizenle de uyum sağlar. Bunu da mesela işte balkonunda yer varsa balkonuna, evet. Mutfağının kenarında varsa hani bunu evet. Hani mutfakta çalışırken ya işte hiç gerek bile yok aslında. Kullanabilirsin.
Çünkü tezgahı bayağı büyük. Evet. Evet. Burada masası da var, o masaya bile kullanabilirdi. Bu tablo buraya olmamış sanki canım. Sen ne düşünüyorsun? Evet, çünkü aileler oturuyor. Hani en azından çocukların resmi olabilir ama yani bu tarz oturma odasına ve balkonlarda bu tarz resimlere hoşlanmıyorum ben. Tablo olabilir ya da ayna ya da küçük objeler, yani daha çok seviyorum. Çocukların resimleri olsaymış sadece daha iyiymiş mesela. Evet. Ben perdelere de değinmek istiyorum. Keşke salonun devamı olabilirdi. Devamı aslında. Ama tül kullanmadım. Ama Storia öyle durmuyor sanki. Ne yapsın, kruvaze tül mü çok ağır olur. Yok ama şöyle şey oluyor ya, şöyle toplamak yine sadece bir kenarda şöyle toplayıp yine püsküller böyle oradaki gibi püsküllerini olabilir. Ama evet, şöyle bir şey var püsküller aslında. Olmuş. Perdelerin farkındaysanız böyle krem ve hafif böyle kahve tonlarında ya, bu sefer tül bir olduğunda bir boğma olacaktı. Çünkü nasıl olsun ikinci katta olduğum için biraz ışığımız az oluyor. Evet. Bence çok karanlık olurdu. Bu bile bazen ışığımızı kesiyor. Tül o yüzden çok vardı. Ben peki mutfak dolaplarını nasıl buldunuz? Bir şöyle bakalım. Hatta açsana yani, bir tane dolap kapağı. Çok merak ettim nasıl. Beyaz şöyle, düz. Aslında beyaz olması güzel kullanışlı olur. Düzenini görelim. Bardak düzeni. Düzenli, evet. Ay şunlar çok şeker. Tam evet, yeni gelin. Evet, onlar çok şeker. Yeni gelin bardağı. Fiyonklu. Düzenli, gayet güzel dolap evet, için. Evet, gayet güzel. Yeni gelin bardağını getirsenize gelirken. Beyaz olması güzel olmuş bence. Mutfağı daha ferah göstermiş, geniş göstermiş. Söyle vereyim zaten geniş size? Ama hani daha da geniş göstermiş. Tam bir yeni gelin. 9 yıllık tabağı da arama. Yeni gelin bardağı, efendim ince belli fiyonklu. Evet, güzel. Ama onun şeyi de var, pasta tabağı da var. Takım böyle çay tabağı gibi büyük. Göstereyim evet, hatta bence. Fikir gelin, olsun. Daha da bir pembik gelin oluyor o zaman. Pembe gördün mü, bir iki yeni gelin. Bak gayet. Ay takılmış gerçekten. Bak, bardağı şey, kaşığı duruyor. Çok tatlı. Evet, çok farklı. Ama değişik. Öyle mi bu? Yanına da böyle bir kurabiye tarzı. Evet, evet. Tam çay, küçük bir çay saati. Çok güzel. Şurası da herhaldekiler olarak kullanılmış. Evet, güzel olmuş oraya. Arka planı eşyalarını atmış, kullanılmayan. Aynen. Bu masa buraya güzel olmuş ama alanı daraltmış sanki biraz. Evet. Düşünüyorsun. Evet ama diğer türlü de büyük, daha küçükleri de olmazdı. Daha küçük dururdu. Çünkü bayağı geniş bir balkona sahip. Ama halıyı beğendim sanki. Ben olsam halıyı kullanmazdım aslında. Daha sadece halı gibi olabilirdi ya da. Ya da hiç kullanmaya da bilir. Sonuçta balkon yazın genelde oturuluyor. Kışın sanırım kullanılmıyor çünkü doğalgaz şeyi yok peteğe sanırım. Ben olsam perdeleri kullanmazdım. Manzara var önünde çünkü. Şunu... Evet ya, biz buna ben bir bakalım. İstersen. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ne o? Tuzluk gibi sanki bu. Tuzluk. Tuzluk ve tuzluk karabiber gibi duruyor var. Ama bunun yok. Delikleri yok böyle. Bu ne? İçi yumurta mı ama? Yumurta. Ay Allah. İnanmıyorum. Ya. Gerçekten. Ama bu yumurta niye yeşil? Boyadın mı? Yok, evet. Yeşilim ya. Hanım annem getirdi o yumurtayı. Tabamız öyle yeşil yumurtlu. Yani çok tuhaf bir yumurta rengi bu da. Ama gerçekten yani uyum sağlamış yumurta renkleri. Zor anladım. Deliklerinden anladım ben olmadığı için. Yeşil. Evet. Yeşil yumurtluyor. Evet. Mevsimine göre maviye dönüyor. Hadi canım. Evet gerçekten. Aa. Ay kahve rengi olsaydı çok uyardı. Evet. Evet ya, yeşil belli de. Belli olmaz. İkine böyle noktalı delik. Ay burayı da kirletti, kusura olsun. Bakma. Ne demek? Yüzey sağlık. Evet tamam. Evet, silelim götürelim de. Silelim, tamam ya, kıyamam ya. Çok da tatlı. Yumurta gerçekmiş biri. Ya onu da çok şaşırdım açıkçası. Neden gerçek yumurtayı koyuyorsun oraya? O tuzluğumda iki tane yapay ya tuzluk karabiberlik vardı. Kızım benim onu yanlışlıkla kırınca ben boş kalsın istemedim. Ama gerçekten geldi. Çok dikkat çekmiyor. Evet, dekor yani, olarak en azından tamamlasın diye uyum yumurtayı koydum. Uyum geldi, kırdın yumurtayı. Evet. Keşke vallahi delik buldum. Yapsaymışsın. Ben hani yumurta modelinde tuzluk zannettim. Hiç onun gerçek yumurta olacağını tahmin etmedim. Evet, ben dedim bunların niye deliği yok? Evet, delik yapsaydım fark etmeyecek. Benim şüphelerimdeki gerçek arı değil. Ha. Ay ama çok güzel. Çok yakışmış size. Gerçekten çok güzel duruyor. Sakın bunu da yakalamaya çalışmayın. Yok, onu yakalamam. Öldürücüsüyle. Buraya gelip sinek öldürücüsüyle gelmeyin. İki uyumu beğenmedim. Evet, karışık olmuş. Daha sade olabilirdi sanki. Evet. Ama bu genel olarak güzel olmuş. Uyum hani ferah. Evet. Perdeler de daha sade mi olsaydı sanki? Hani imkan olsa bence sade daha şık durabilirdi bu. O da olabilir ama ben olsam hiç kullanmamayı tercih ederim. Ben de. Yüksek bir kat. Karşıda kimse yok. Deniz manzarası görünüyor. Gayet güzel olabilirdi. Aynen, manzara kapatılmamalıydı bence de.
Terde çok çiçekli, ben buraya hiç yakıştıramam. Evet, halınla çok uyumlu. Düz, beyaz bir stor çok güzel olur evet. Buraya. Çok beyaz aydınlık gösterir, çok çiçekli tamam. Olması. Ya şimdi arkadaşlar çiçekli olduğu evet, için evet. Biraz olumsuz yorum yaptılar ama siz gelmeden önce de orada bembeyaz bir zebra vardı. Ben bu sefer dedim ki halın gri, renksiz, dolaplar bembeyaz, perde de beyaz, hiç renk yok. Ama sanki böyle pembe griler falan uymamış yani, bir evet. Uyum yok. Belki model olarak çok uyumadı ama dediğim gibi salon gözüktüğü için birazcık renkleri birbirine uyumlamaya çalıştım. Bir şey söyleyeyim evet, model olarak keşke öyle bıraksaydın. Evet, beyaz bir süslü. Evet, beyaz vardı. Beyaz bıraksaydın, 10 numara olurdu. Buradan evet. Efendim. Yatak alanımıza gidelim artık. Ufak tefek kusurlar olacak. Ben olsam hani daha güzel değerlendirirdim. Geniş, ferah bir balkonu var. Yani daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Canım yarın bendesin. İnşallah çiftlik evimde göreceksin. İnşallah gidelim. Şüphem yok. Aslanım çağırıyor. Aynen, aslanım çağırıyor. Gidelim istersen. Hadi bakalım, buyurun. Geldik aslanım. Gelinimiz kahverenginin hakim olduğu bir yatak odası takımı tercih etmiş. Yatak örtünüzü çok beğendik. Halınız da uyumuş ama avize burası için biraz fazla şaşalı olmamış mı Merve Hanımcığım? Tülleriniz desenli. Keşke fonlarınızı sade tercih etseydiniz. Aynalı dolabınızı ise sevdik. Bakalım gelinler de bizimle aynı fikirde mi? Evet, yatak odamızdayız hanımlar. Evet. Ben avizeyi çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumlarınızı evet. Bekliyorum. Avizeyi tek çok başına beğendim. Güzel avize. Evet, avize. Peki uyumlu güzel. Buldunuz mu? Avizenin fonla uyumlu, çok bayıldım. Evet. Wow. Evet. Ama yatak başlığı ama şunla şun örtüleri beğenmedim arkadaşım. Olmamış. Daha yemek masasına, yemek konsoluna uygun bir örtü olarak düşündüm onları. Yani bir uyum, renk uyumu yok. Evet. Orası çok beyaz, burası kahve. Beyaz. İşte öyle mi? Kahve, çekmecelerimin kahve ön kısımları krem beyaz. Ha, o şekilde ya, kombinledim. Evet, halılar da, değil mi? Evet. Halılar da var. Ne avize kadar aldınız? Avizeyi o da çeyiz zamanında almıştık. 550 TL olması lazım. İyi, şimdi çok alamazsınız onu. Evet. 3000, 4000 değil mi? Aldır çünkü çok güzel. Uygun almışsınız evet. Zaman. Evet. Yatak odası takımı nasıl buldunuz? Sürgülü dolap. Sürgülü dolap. Kullanışlı oluyor mu? Ben alırken bana sürgülü almayın dediler. Kapaklı daha kullanışlı olur dediler. Ben tercih etmedim. Hiç çıktı ya da bir şey oldu mu? Yani ama ben çok memnunum. 9 yıldır sıkıntı yaşamadım. Ayrıca bir taşınma da oldu. Taşınma wow. Olmasına demek rağmen. Demek ki kaliteli oldu mu? Evet, sıkıntı olmuyor. Bana da aynı şekilde söyledi. Ben kapaklı tercih ettim. Annem kullanıyordu bu şekilde. Anneminki çok bozuluyordu. Ben kapaklı aldım. İşte kaça aldın bunları hayatım 9 yıl önce? Bu takımda 6750 idi. Bak güzel bir takım ama. Belki evet, kalmamış evet. Yani. Hani gerçekten güzel kullanmışsın mobilyanı. 9 yıl olmasına evet. Rağmen eşyaları sanki yesyeni. Evet, 2 yıllık kullan. Ya da 3 yıllık yes, bir yeniden yesyeni. Yesyeni. Evet, Türkçemize yeni bir şey daha ekledik. Yesyeni. Perde de çok güzel. Ona değinmek istiyorum. Ama dümdüz mü olsaymış böyle beyaz? Bence de yani bu detaylara gerek yoktu sanki. Dümdüz olmalıydı evet. Bence de. Ben kolyesine gözüm takıldı. Bence bakayım, de. Bakayım. Çocuklarımın ismi yazıyor. Aa, bak göstereyim kameraya. Ne güzel, dönsene. Ne yazıyor burada? Bükre Doruk. Oğlumla Bükre. Kızımın ismi. Ay canım, halka halka burada. Çok güzel değil mi kız? Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada da 4 yapraklı yonca ve tura evet. Var. Güzelmiş. Bak şimdi yakında gelince gördüm. Teşekkür çok ederim. Güzel. Çok güzel. Aslanım bir şey canım. Merak ettim. Dövme görüyorum orada ama ne yazıyor acaba? Ha, dövme mi bu? Bu evlilik yıl dönümümüz. Barkodu mu? Evet. Romanyamışlar. Evet. Unutmayalım diye. Ne o Roma rakamıyla? Düğün tarihimiz 10.09. 2017. Eşin unutmasın diye mi yaptın? Eşin hatırlasın. Evet ama Roma rakamı yine unutuyor. Değil mi? Peki bence hatırlatmak gerek. Öyle mi? İşte burada da çocuklarımın isimlerini yazdım. Seviyorsun yani. Seviyorum. Sizde var mı? Evet. Dövme. İki tane, bir de ayak bileğimde var. Sende yok. Ben de hiç yaptırmadım. Yok. Yaptırmaya da korkuyorum açıkçası. Evet. Acısıyor biraz. Benim eşim yapıyor. Öyle mi? O eşin dövmeci mi? Değil de eşim esnaf ama böyle aktiviteleri seviyor evde bana kendine. Yapıyor, beceriyor. Böyle dışarıya değil de. Ay nereden nereye geldik? Tülden nereye geldik? Değinebilir miyim? Şu çerçevelere değinmek istiyorum. Buraya sanki sen uymamış ya. Renk olarak uymamış.
Yani, abajur mu olsaydı? Evet, abajur görmek isterdim ben. Ya da kahverengi olabilirdi. Kahverengi olabilirdi, evet. Ama ben onları uyumlu buldum. Yatak odası, her renkte. Beni de rahatsız etti. Kesinlikle ama. Kahve yani, çünkü çok pembe değil aslında. Öyle çok göze çarpan evet. Bir pembe değil. Pudra yatak örtüsüne tutunca biraz sanki evet. Benziyor, evet. Evet. Yatak bilemedim yani. Çeyizden mi bu? Evet. Hanımannem yaptırmış. Ama çok güzel. Evet, gerçekten güzelmiş. Harika. Hanımanne zevkli. Evet. Evet. Çok güzel. Çeyizimde de göreceksiniz. Eline emeğine sağlık. Şey peki evet bu neden ütüsüz? Canım arkadaşım. Ütülü bence de katizi var galiba. Evet. Keşke bunu böyle bir üstünden geçseydin. Onu düşünemedim. Arkadaş istiyorsa ütü getireyim kendisi yaptı. Madem bu ama kadar gözüne çarpmış. Ama ben ütü yapmaya mı geldim? Yani yorum yapıyorsa ütü de yapabilir diye düşünüyorum. Nasıl ben yani? Ben bunu sana söyleyeyim. Sen bunu bir güzel ütüle bir ara. Ben ütüyü getireyim Deniz'i sen yap arkadaşım. Yok yok ben ütüleyemem. Aslanım gidebilir miyim ütüyü almaya? Ütüyü niye alıyorsun şu an? Ütü yaparım ama yorum yapıldı. Bunu sen bir ara ütüle ya. Yani nazar yani olabilir. Bize olmasa da diğer misafirlerine bir yere geldiğinde böyle ütülemiş koysan daha tatlı durur. Ben gitmeyeyim. Sana aslında. Göre o ütülü galiba. Yok aslında normal ütülü olabilir ama katizi olmasaymış evet. Daha güzel durur. Ben ütüyü getireyim aslanım. Siz getirin de bir ütüleyin hadi evet. Görelim. Gelinimiz sinirlendi. Hangisi sinirlendi? Ben, ikimsi de. Ama genel olarak mi? Uyum güzel. Evet. Sadece perde sade, hayalet tül olsaymış da. Şöyle evet, düz bende. Bir tül olsaydı daha güzel olabilirdi. Yok, ben hiç ütülemeyeyim. Madem yorum yaptı, bence arkasında getirmeli. Ama bir misafir bence hiç ütü yapmaz. Bu bana bakmayın, ne yaparsanız yapın. Çok ayıp olur misafire, bir daha evine gelmez sonra. Pestere pest. Bunu sen sonra işte zaten gördük ama yatak örtüne bayıldım. Çok ütülemeyle harika. Ama bu çok da önemli değil zaten. Sen canım güzel mi ütü yapıyorsun? Ben bence bir görelim değil mi? Bu kadar gözüne çarptı, rahatsız vallahi oldu. Vallahi ben rahatsız ne olmuştum. Ne yaparız biliyor musun? Hatırlar mısınız? Ben bir çeyiz vardı bir çok sevdiğim bir gelinimde. Ay baktım kırışık. Evet. Getir ütüyü yapacağım dedim. Vallahi ben beğenmedim yaptım. Şunun fırfırları değil mi? En sıkıntılı yerleri. Kısmakları nedir aslanım? Hayatım gerdireceğim. Gerdireceğim. İstiyorsan yap. Al arkadaşım. Rica yok, ediyorum. Ben kendim. Ben biliyorum. Yoksa yorum yapıyorlar arkadaşlar ama yorumların arkasında durmuyorlar. Kazanlı ütüyü evet. Kızın eline tutuştur. Yani. Kızın koysana bir yere. Ağır evet. Gelecek. Orada fişi de var hatta yardımcı olayım. Şey yaparız bunu. Ben kendi günümde eğer ütüsüz bir şey olursa ben iki dakikada ütülerim ama bugün arkadaşıma nasip olur bu ütü. Şimdi sen onu yarın ütüle artık. Tamam aslında. Sonra aynen. Arkadaşına da de ben ütüledim için rahat olsun. Ben de rahat evet. Rahat uyuyayım ne olur. Peki teyzeler ütülü mü? Evet. Yani ufak tefek tabii ki var ama hepsi erden geçti. Teyzeler ütüsüzse kolları sıvar. Sana nasıl ütü yapılır gösteririm. Ya şöyle bir şey var. Kat izleri tabii ki hepsinde var. Birçoğunu açıp serdiğim için. Merak ettim. Evet. Sus hemen tamam. Ütüye gidelim diyorum. Yok önce bulaşığa mı gittin? yok. Hemen çeyiz odasına evet, gidelim. Gelin hadi hemen geçiyorum. Samsun haftasının ilk gününde Merve Gelin bizi çok güzel bir çeyizle karşıladı. Tülbentler, lifler, patikler, kaneviçe işlemeli örtüler, daha neler neler. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Gelinimizin çeyizinde belki de ilk kez göreceğiniz işler var. Birazdan hepsini daha ayrıntılı göstereceğiz. Bakalım hanımlar bu güzel çeyizi yeterli bulacak mı? Çarşambayı selamladım, bir yar sevdim, el aldı aman aman, el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim boynumda. Yanımda kaldı. Ağzınıza sağlık hanımlar. Sizin de ağzınıza sağlık. Oh taktınız hemen eşarp. Evet çok beğendim. Hiç affetmeyiz. Seviyorsunuz. Takarım yani. Evet seviyorum. Gelin evinin çeyiz bölümünde böyle seviyorsunuz yazmayı. Severim. Ama gelinin süslü çeyizleridir bence aslında. Oh. Evet ben öyle. Nasıl buldun Merve'nin çeyizlerini? Ben kendi çeyizlerime yorumlayacak olursam bir tık eksik geldi bana. Benimki daha fazla. Ama 9 yıllık evliyim.
Lütfen ama 9 yıl diyor. Sen kaç yıllık evlisin? Ben 8 aylık evliyim. Ben daha yeniyim. Çok dağıttın mı canım? Bohça yaptın mı? Evet, dağıttın mı, verdin mi? Evet, bizde adettir. Mutlaka burada da vardır ama bizim orada amca, dayı, hala, teyze bunlara ve onların kayınvalidelerine de gider. Yani çeyizin bir kısmı öyle gitti, bir kısmını ben kendi abimin çeyizine de koydum. Evet. Ya birçoğu da eskidi artık zaman. Bir de her gelen ilk misafire mutlaka ufak bir parça, bohça yapılır, verilir. Boyalarını göstermek istiyorum. Bunu kim yaptı? Eşimin teyzesi yaptı. Ay çok güzel. Evet. Peki burada favori çeyizin hangisi? Ayrıca Samsun Karadeniz bölgesine ait çeyizini görmek isterim. Ya şöyle söyleyeyim. Kayınvalidem neredeyse yaptı diyebilirim çeyizimi. Ya? Çok seviyor çeyiz yapmayı. Bana çok hazırlık yapmıştı. Helal olsun. Yöresi olarak gerçekten onların bir yöresi var mı bu konuda bilmiyorum ama mesela Kayseri'de İnoyası... Hani adet bu çeyizde olmazsa olmazları vardır belki. Ya mesela Kayseri'de İnoyası çok da yaygın bir oya değil aslında. Kayseri'de burada değil. Burada çok var ama herkes yapıyor. Havlularımla İnoyalarım hep onlara ait. Bunu o... benim anneannem ördü. Ay 82 yaşında. Ay kilim gibi bir şey. Evet. İnsan buna, bunu böyle aslında kanepeye aslında farklı. Çok pardon, kanepeye böyle koymak oturma lazım. Odası tam, oturma aynen. Odası yere tam. Yere eşek olsun. Gözlüğü. Aslı Hanım bir de bunu canım. Böyle paspas gibi şey yapıyorlar. Evet, yuvarlak yapıyorlar. Tek tek konuşalım. Evet. Bu nedir? Bu masa örtüsü. Tamam. Diyor. Bu ne? O da masa örtüsü. Ama ne yapmış? Kim yaptı bunu? Yok, hazır mı? Hazır. Sadece bu örtüyü kumaş olarak alıp masa örtüsü dikip kenarlarına güzelmiş çok ama. Hani, evet, güzel ama. Sadece o hani öyle çok nakış şunlar, öyle değil. Var mı? Şunlar çok yok. Güzel geldi bana. Evet. Neler? Şöyle. Şunlar da güzel. Bunlar da Aslı Hanım. Supla mı? Bunlar çok eskiden olurdu bilirsiniz büyük ihtimalle annenizden de görmüşsünüzdür. Hı. Bunlar annemin çeyizinden kalma. Ne diyorsun? Daha sonra bunları da eşimin kuzenleri. Ben de diyorum ki supla mı? Ya bana aslında şey bunlar çaydanlık altına falan konuluyordu o zamanlar ya da üstüne konuluyordu. Daha sonra bunları eşimin amcasının kızları takım gibi mi yaptılar? Akıllarına geldi böyle bir şey yapıp yenileyebiliriz dediler. Bir şey söyleyeyim bunu kolala. Evet. Sen sert yap bunu mesela 5 çayında suplu olarak koyabilirsin. Şu an öyle kullanıyorum o da peçete halkası. Da çok öyle güzel ablacığım. Bak beyaz bir peçete evet şu da yaptı. Çok güzel. Onda eşimin amcasının çok güzelmiş. Çok güzelmiş evet. Aa, yengemiz çok yaptı çok bana. Çok bahçe takımı diye geçiyor. Vallahi yenge çok güzelmiş. Teşekkür et bir daha burada. Çünkü ben bunu gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Evet. Bu renk de çok peki güzel senin olmamış. Yaptığın bir şey var mı? Benim yaptığım bir şey bu tabloları ben yaptım. Orada bir kurdele işlemesi var. Bunlar onu ben yaptım. Rölyef değil mi? Rölyef evet. Çok farklı duruyor. Bunun çerçevesi yok hala şöyle ama ben yine de size göstermek istedim. Bunu kaç günde yaptın canım sen? O biraz uzun sürüyor yapması ama ben onları 2-3 günde yaptım. Şaka yapıyorsun. Evet. Çünkü gerçekten bir işlem başladığımda Aslı Hanım bunu bitirmeyince duramıyorum. Zoom. Bir an önce bitirmek istiyorum. Üç boyutlu. Kamsız Aslı Hanım. Çok güzel olmuş. Göstersene kamerayı. Yapıştırma mı yoksa? Gerçekten onlar özel malzemeler var. Onlar malzemelerle yapıyorsun. Başka onlarla. Sen ne yaptın aşkım? Orada bir kurdele var. Şu takımına bakabilir miyim? O da çok güzel. Neyse. Birkaç tane verebilir misin? Dur kafam karıştı. Göster şunu mu sen yaptın? Orada en üstte havlu var ya. Güllü. Pardon. Tamam. Bu mu? Evet. Bunun renklerine bayıldım. Havluların. Değil mi? Gelincik bu ya. Evet. Gelincik. Değil mi? Gelinciğim gelincik mi yaptın sen? Aslı Hanım bu nasıl? O ilk benim el işim. Çok güzel renkleri. Çok güzel. Değil mi? Bu ilk harika renkleri. Harika renkleri. Alabilir oradaki kanaviçelerin yarısını sen ben yarısını görümcelerim yaptım. Sağdan. Evet alıyorum hemen. Bu da çok hoşuma gitti. Kanaviçe işte, değil mi? Bu? Evet. Evet o da kanaviçe işlemi. Çok güzel evet, oldu. Evet o da çok güzel. Masa örtüsü değil mi bu da? Eşimin kuzeni yaptı bana hediye. Şey tamam, dikkat edelim. Çok güzel. Aslı Hanım evet. Şurada bir şey var ama anlam veremedim. Nedir o acaba? Gramofon gibi. Evet. Yanında da istiridye gibi bir şey var. Ne onlar? Çeyiz sandı. Pikelerim ona koymuştuk ama çekimden dolayı biraz sıkıntı olacaktı. Öyle süs olsun peki diye oraya koydum. Gramofonun çeyizle bir ilgisi var mı? O çeyizle bir ilgisi yoktu. O anneannemdeydi. Herhalde eski değildir büyük ihtimalle yeni bir şey var ama... Ben hoşuma gitti. Anneanne evi olduğu için aldım. İyi yaptın. Ya bak şuradan gir. Şöyle devam et. Yüzümü bu. Şurada tesbihin altında değişik mavi bir şey var. Şuna mavi bir örtü, tülben. Evet, tel, tel kırma var. Gel buradan. Ya bakayım. Şunu aslında bir yansıtan böyle geçirip... Tel kırma değil bu. Boncuk işi bu. Bunlar tel kırma. Ha burayı görmedim. Evet. Bunlar boncuk işi. Burada da tel kırması var. Evet. Ya güzel. Çok güzel. Evet, şurada çok güzel. Gördüm onu vallahi. Evet, birkaç tane var öyle. Ama bu çok güzel. Bunlar kimden? Kim yaptı bunu?
amca kızlarından, eşimin. Eşin amca kızları varmış be. Senin eşin tarafı yaptı yani. Yani şöyle söyleyeyim, yarısı gibi. Annemin ama bu tarz işlemeler tamamen eşimin ailesine. Çünkü ay, çok seviyorlar, çok değer veriyorlar böyle şeyler. Çok rengi de çok güzel. Evet, gerçekten evet, çok güzel. Evet. Aslan Hafize de çok yakışır o. Ya, evet, çok evet. Teşekkür ederim. Ben de takayım ya, onu mu evet, isterim? Evet, evet. Peki. Hadi sizin gibi görün. Güzel de görmek ayrıcalık. Ay estağfurullah, siz daha güzelsiniz. Güzel siyahın üstüne de böyle. Evet çok güzel oldu. Ay iyi de oldu. Aslanım çok evet. Yakıştı. Ya yerim ben. Gerçekten çok güzel. Teşekkür abi. Ederim. Vallahi çok güzelmiş. Kim demiştin? Teşekkür. Amca kızı. Amca kıza teşekkür kızı. Ederiz. Evet. Peki bunlar ne? Bunlar pardon ablacığım. Kınalıklarım. Kınalıkların. Evet. Aa, İki tane mi giydin kınanda? Evet. Yeşil olan çok güzel. Beklerin mi niye böyle tercih ettin canım? Ya hep... Zaten kırmızı ile yeşil genelde tercih evet, ediliyor. Ben evet, kırmızı yerine böyle mor... Bayıldım. Bunun haricinde bindalı giymedim. Evet giymedim. Bu ikisini tercih ettim. Zaten bunu gelinlik... keşke bir yans daha geçirseydin yalnız ya. Yalnız bunlar... Daha güzel. Şöyle söyleyeyim, söyleyeyim bunlar 70 yıllık var belki. Bunlar çok yastık güzel. Yastık bulmak evet. Şu an bunlar bana anneannemde... Ne dedin? Yastık bulmak şu an belki bunların problem olabilir. Uzun ince bir yastık olsa daha gösterişli olurdu. Dur dur yaptırılır da bir şey var. Ben bunları inşallah kısmet olursa kendi kızlarımın çeyizine piketim. Evet çok güzel. Yolla yastığı dış ses yolla gelsin. Evet. Al bakalım. Tamam. Madem geçirelim. Yastığa geçirelim. Biraz küçük gelir ama aslında. Evet, ama evet bu yastığa olmaz. Olmaz. Yani şöyle yapalım. Şöyle koyalım aslında. Koyalım gösterelim. Evet çok, çok şık aslında. Evet bakın çok güzel aslında oldu. Aslında bunları böyle küçültüp balkona da konulabilir. Evet. Yani, aslında şey yani, büyük olabilir. Haliyle büyük yatak haliyle bile olur. Ortasına böyle iki yastığın evet, olabilir. Olabilir önce. Senin şey mutfaktaki L koltuğun evet, var ya. Evet, L koltuğuna bunu da koyabilirsin. Çünkü maviydi. Yanılmıyorsa. Açık mavi. Bunu durur. Deneyebilirsin. Evet olabilir. Bunun parçaları da var galiba. Evet. Evet uyumlu. Bunların birazını annem, birazını da anneannem. Annem çocukken işlemiş bunlar aslında. Aa, bunlar 10 yaşındayken, 11 yaşındayken işlemiş. Evet erken evlenmiş. Bunları da artık perde mi yaparsın? Ben bunların hepsini kızlarıma yaptıracağım. Çok çeyizim. Güzel Aslı Hanım. Hatıra değerlendireceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Senin çeyizin en favori parçaları. Evet. Bir tanesi bu tülbent. Evet. Bir tanesi şunlar. Tülbent değil bu şey mevlid namaz örtüsü. Bezi. Evet. Mevlid örtüsü. Evet. Tülbentlerin de şahane zaten. İğneler seccade mi? Şu renkli olanlar. Bu sandık içindekilerin hepsi seccade. İşleme değil mi? El işleme evet, hepsi. Sonra. Hepsi. İno yazısı, kraviçe var. Bak, bakabilir miyim? Şu seccade mi, kelebek mi var orada? O ne o? Şu o ino yazısı seccade. Evet. Aa, sen uzan ablacığım. Ben uzanabilirim istersen. Ha, tamam maşallah. Tamam. Buyurun. Kızımız boylu boylu. Evet, teşekkür ederim aslanım. Ay açalım şöyle. Çok şık bir işleme olmuş. Evet. Bak az öz. Bir çeyiz bu. Evet liflerin de var güzel evet. Güzel farklı desenler. Liflerde anneannemle annem aldı. Şu pembe beyaz lif var ya. Şu mu? Evet. Ay o nasıl köpürüyor biliyor musun? Ama anladığım kadarıyla yoğunluk var. Şu an sadece evet. Çember olarak evet. Kalmış elinde. Havluluk halılarla. Havluluk kaldı. Bir oradaki yeleklerle şallar da anneannemle bir şey söyleyeceğim. Yani yelek, 9 yıllık bir gelin için kesinlikle, iyi. Kesinlikle evet. Tabii. Patikler çetikler çok fazla kalmamış. Evet hep evet. Kaldım. Çünkü kulağında yelekler var. 9 yıl evet. İçinde. Bunlar daha renkli olan. Değil burada. O ilgi mi çekti oradan? Kızlar. Ay acıkmadınız mı? Evet, çok. Aslı Hanım, mesela canım. O parça annemin. Evet. Çok ay, güzel olmuş Aslı Hanım, ilgimi çekti. Ay çok güzel olmuş o. Evet. Hanımlar, bugün de her şeyi benden istediniz ama. Hep Aslı Hanım. İstiyorlar zaten. Bakar mısınız? Ne kadar güzel, ne kadar şık. Hiç de duymuyorlar. Üstüne kullanır mısın bunu? Kullanır mısın canım bir takar mısın? Aynen, sana takalım. Dış sessiz olmasanız biz ne yaparız? Çok yakıştı. Çok yakıştı var ya. Valla yakışmadı. Olmadı bu kırmızının üstüne. Beyaza giyeceğim kendini bunu. Göstermedi. Bunu kendini siyah göstermedi. Siyah kadar sadece evet. Bir renk daha. Bunu başka bir renkte giy bak buna kadar cici. Evet. Tabii canım içinde yani. Yüz renklerden tercih edilmedi. Ama evet. Tek olarak çok bu, güzel. Bu o evet. Kadar cici bir şey ki. Evet. Bunu al mutfağında dekor gibi evet. Hiç kıyamıyorum. Çok çıkartmıyorum o yüzden. Peki mutfak masanı gördük. Evet. Yemek masanda iddialı mısın? Sunumunda iddialı mısın? Ben çok iddialıyım. İnşallah arkadaşlar da beğenecekler. Ben çok iddialıyım. Allah. Bakalım. O zaman bakalım. Göreceğiz. Gidip göreceğiz. Bir anda ışınlanmak istiyorum. Işınlanamadım. Evet. Çok acıktım. Evet. Biz hadi de çok acıktık. Aynen gidelim. Eşarpları çıkaralım. Merve Gelin bizleri tam 13 çeşitten oluşan bir menüyle ağırlıyor. Aslen Kayserili olan gelinimiz sofrasının orta yerine Kayseri yağlaması koymuş. Peçetelikteki yüzükte gelinimiz ve damadımızın baş harfleri dikkatimizden kaçmadı. Yağlamanın dışında barbunya, içli köfte, su böreği, kuru dolma, keşkek, sütlaç ve sayarken yorulduğumuz çeşit çeşit lezzetler var. Vallahi sofra enfes görünüyor. Özellikle yağlama için sabırsızlanıyor ve sözü hanımlara bırakıyorum.
Aman da aman, aman da aman. Yapmış neler. Evet. Neler döktürdün? Ben şu su böreğinin rengi ilgimi çekti. Önce onu soracağım. O su böreğini kayınvalidem, hanımannem yaptı. Köy yumurtasıyla yaptığı için. O arkadaşları kırdığı yeşil mavi yumurtalarla yaptı. Ciddi misin ya? Evet. Ya gerçekten Samsun'da mavi yumurta mı var? Evet, mavi var. Yeşil. Evet, var. Ve içi böyle sapsarı oluyor. Çok vitaminli oluyor aslında. Evet. Hani gerçekten. Ben çocuklarıma yediriyorum. Değeri çok yüksek oluyor. Tereyağından dolayı da sararmış. Ben tereyağı zannettim. Ama yumurta da etkilemiş. Evet, yumurta. Vay canına. Evet. Çok güzel hayatım. Ona daha dur çeşitlere geçmeden. Tamam. Benim böyle direkt algıda seçicilik tabii. Masa düzenini nasıl bulduk? Su bardakları, tabaklar, peçetelikler. Evet. Keşke bardakları sade tercih etseydi. Desensiz mi olsaydı? Evet. Fakat bir şey söyleyeceğim, aynı desen sanki. Evet, takımı. Takımı? Evet. İşte o yüzden biraz göz yoruyor. Hepsi daha desenli ya. Evet. Daha düz bir şey tercih edebilirdin bence. Ben o sadeliği kaşıklarımla tercih etmeyi. Evet, kaşıkların güzel. Kaşıkların evet. Güzel. Evet, o kaşıkların evet, güzel. Ben de çok takımını çok bozmak güzel. Kaşıkların güzel. Hı-hı. Evet ama zevk meselesi. Sunumluklarını beğendim ben. Cam olması hepsinin. Hı-hı. Evet. Çok güzel. Ayrıca şuradaki tepsiyi sadece yakıştıramadım masaya. Daha şık bir şey olabilirdi sanki. Tepsi olmasa bile olabilirdi belki. Evet. Ama evet. Sürahilerini hoş buldum. İçindeki ne onun? O şerbet, o da limonata. Evet. Kendin mi yaptın? Limonata evet. Elinde ben yazın buzluğa atıyorum. Öyle mi? Evet. O portakal da koyayım mı? Evet, içerisine. Portakal, limon. Süper. O zaman şuradan biraz rica edelim mi? Tabii sen ki. Yakınsın. Tamam. Ellerine sağlık. Hazır afiyet sevmiyorum. Olsun. Şimdi evet. Gel Samsun'a da hazır limonata hiç mümkün değil değil mi? Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dağlardan kızlar isteyen varsa koyabilirim. Ben alayım. Tabii. Aslında dağlardan bizimkiler kızılcık topluyorlar. Evet. Belki bilirsiniz. Çok yaygın evet. Evet. Onu güzel böyle afiyet koyarız olsun. Poşete. Kızıverme. Onu alırız, kaynatırız güzel. Az şeker koyarız, çok koyma şekerini. Oo maşallah. Koy dolaba, serin serin iç. Çok güzel çok oluyor. Çok iyi olur. Çok evet. Sen de onu mu içeceğiz yoksa? Evet. Hadi çocukların bakalım. Beslenmesine de koyuyorum ben genellikle. Tabii iyi oluyor, doğal oluyor. Çok güzel. Ben de güzel aldım. Teşekkür ederim aslında. Ay sana kaldı ihale. Sıkıntı yok. Bu arada kızlar fark ettiğiniz bir şeyler evet. Yaptık. Evet. Değişiklik masayı var. Buraya aldık evet. Mutfak yorumumuzda dediğimiz gibi. Bence yakışmış çok zengin oldu. Merve. Çok nasıl güzel oldu Merve? Çok güzel oldu. Evet. Ekip arkadaşlarım da sana biraz sürpriz yapmak istediler. Ay yok ben çok memnun oldum. Hiç İçeride olmadı. Biz çeyizdeyken burayı evet. Almışlar. Hani evet. Sen belki mutlu olursun böyle beğenirsin diye. Çok mutlu oldum. Çok da yakıştırdım ama benim için hiç iyi olmadı bence. Çünkü eşim neden? Büyük ihtimalle o diğer küçük odadan buraya geçiş yapacak. Burada kalacak. Bu oda batacak yani. Bu oda oturma odası yapacak. Misafir odasından çıktı oturma odasına geçecek. Ciddi misin? Ama masa gerçekten burada daha şık durdu. Daha evet. İyi oldu. Alanın daha geniş oldu. Alanın inanılmaz evet. Genişledi. Sen bu salonu istediğin gibi şu an değerlendirdin. Evet. At koşturabilirsin. At koşturur. At koşturulacak salon. Misali mi? Evet. Tamam oldun şimdi evet. Sen. Evet. Ben çok beğendim. Çok da memnun oldum. Vallahi. Evet hiç rahatsız. Çok güzel. O zaman yemek takımlarının ve su takımlarının fiyatını soralım. Evet. Su takımlarım 650 TL'ydi. Çeyizden hepsi. Hmm. Yemek takımım set halindeydi. Ama tek fiyat olarak 3500 diye hatırlıyorum. Ha. 9 yıl çatal önce kaşık, mi? Çatal takım evet. Sanki bunların da fiyatı biraz evet. Uçuk geldi. Evet. Hele su takımı çok pahalı çünkü geldi. Çünkü şöyle pahalı. Söyleyeyim, 2014 yılında aldım ben çeyiz takımımı. O zamanın maliyetiyle hani ortalama 1500-2000 liraya yakındı. Evet. 9 yıl önceki fiyata göre çok, çok maliyetli. Yani. Ya ilk defa yeni çıktığı için hani belki maliyetliydi. Olabilir. Evet, peki. Çeşitlere gelelim mi? Neler yaptın gelelim. Bizim için? Peki. Çok uğraştık. Yöremizden bahsedelim. Samsun'dan neler var? Su böreği var. Su böreği, lahana dolması, keşkek. Kara lahana mı? Evet, kara lahana dolması. Etli mi, zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. Hmm. Ve tavuklu keşkek. Mu keşkek? Evet, tavuklu. İçli köfte? Onu ben yaptım. Sen? Bizde çok yaygın değil ama Anadolu'yla, İç Anadolu'yla evet. Doğu birbirine çok uyumlu olduğu için damak zevki olarak bizde de çok meşhurdur. Kayseri'de mi? Evet. Biz diyorsun da. Yani Kayseri'yi temsilen ya. Samsun'dan yarışıyor. Ya yöremizden dolayı kuru dolmayı da ben nedir yaptım. Nedir ya? O yağlama. Şey söyleyeceğim, şöyle değil miydi bu yağlama? Şöyle evet. Çevirerek değil miydi? Aynı pizza doğru gibi mu? Dilimleyeceğiz. Yok böyle evet, de. Evet, dolayarak yenecek. Ya da elle aslında. Hayır ben böyle biliyorum mesela bunu böyle ben de böyle. Böyle hazır yapılmış mı? Ben de böyle görmüştüm. Böyle tabağa böyle servis yapıyorlar. Orijinali budur. Hatta her yediğimizde yoğurt dökeriz ya da yoğurda batırıp yok, yeriz. Yok şey demek istedi Aslı Hanım. Dörde bölünüyor ve Aslı Hanım dediği gibi dönülüyor. Hadi. Evet tamam. Söyleyemedim. Görelim bari. Evet ben dönülüyor.
öyle bir şeydi ya. Bir dönme evet, durumu vardı. Evet, o doğru. Sadece dörde bölünmesi gerekiyor. Seviniriz yani, değil mi? Tadalım. Kuru dolma da yapmışsın. Evet. Güzel. Biz bir Samsun için Samsun bafra pidesi. Evet. Bir mısır ekmeği. Bir lahana çorbası. Mısır turşu çorbası da olabilir. Turşu kavurması. Ev yapımı turşu bulamadım. İlginç bir şekilde hazır da bizde de kullanmak istemiyorum. Kayınmademler. Benim kayınmademler 5-6 tane böyle yaparlar böyle onluk şeylerde. Kesinlikle eksik olmaz Aslı Hanım. Evet. Turşunun, bir de o turşuyla bastik yaparlar. Bastik meşhurdur Samsun'da. Bastik ne? Küp ya da batırıyorsunuz. Böyle mi? Evet, bastik isterseniz. Bastik dediğim bu Samsun çarşambada meşhur. Mesela Kral Ana'nın da bastiği oluyor. Az böyle koyu yapıyorlar. Sarımsaklı mı o? Evet. Koyu yapıyorlar. Ondan sonra içine pirinçle bulgur da katıyorlar. Ondan sonra böyle güzel eziyorlar böyle. Böyle bayağı böyle eziyorlar. Vallahi ben yiyorlar. Samsun'un yöresel şeylerini yaparım aslında. Türkiye'ye tanıtmak için burada bulunuyorum. Yarın bastik yapacağım size aslında. Hadi bekliyoruz. Tatlılar nedir? Onlar gözüme çarptı. Beyaz olanlar mı? Sütlaç. Çok güzel olmuş. Size de afiyet olsun tatlılarınıza. İstediğiniz ikramlar varsa azaltabilirim. Şu su böreğin de tadına bakacağım. Tadımlık. Buradan nereye gidelim? Benim düğününü, Kınan'ı. Nasıl tanıştınız? Evet. Çok merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Evet, biz de çok merak ediyoruz. Düğünün nasıl oldu? Bakalım. Eğlenceliydi bize göre ama... Hadi bakalım. İnşallah. Siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Gidelim. Afiyet olsun. Evet Merveciğim, şimdi senin tabii eşinle nasıl tanıştığını merak ediyoruz. Evet, evet. Merak ediyoruz. Kınan'ı merak ediyoruz. Evet. Çocukluğunu da merak ediyorum. Evet. Böyle güzel gözler yine çocukken de vardı mutlaka. Yani büyük ihtimalle evet. Bakalım. Ortaokul halim bu. Nasıl değişik görünüyorsun? Evet, evet. Çok ya, o zamanlar böyle sanki perçemler, kalfiller çok modaydı bir... Çılgınlık yani, ilginç bir saç tipi. Aslında makyajın yok ya, makyajı yapsa hiç değişmemiş. Evet. Yüz olarak aynı. Kirpikleri tak, makyajı yap. Evet. Aynı Merve. Güzel. Kaç yaşındasın burada? Orada büyük ihtimalle 12-13 yaşlarındayım, ortaokula gidiyorum daha. Hay canım evet. Benim ya. Abim. Abin de sen. Bu resmin anısı var, beni çok üzen bir anısı var bence. Nedir, üzen mi? Ya üzen demeyeyim de, güzel bir şey ama üzücü bir durumdu bizim için. Ha. Ben orada 5 yaşındayım, abim 8 yaşlarında. Bizim babamız o dönemde askere gitti. Öyle evet, mi? Geç askere gitti bizler için. Biraz da bunun bilincinde olduğumuz için böyle boynu bükük gibi yaşıyorduk anneanne evinde. Annemiz yanımızdaydı ama yine de baba yoktu. Uzun süre yaptı askerlik o halde. Aslında kısa yapacaktı ama abim o dönemlerde çok sık hastalıklar geçirdi, çok ciddi. Sık sık izin kullandığı için bu sefer askerliği çok uzadı babamın. İlginç bir şekilde babam askerdeydi ama biz her ayda babamı görmeye gidiyorduk. Ay canım. Uzakta olmasına rağmen anneannem. Neredesiniz burada? Burada Kayseri'de bir ilçedeyiz anneannemin yanında. Baba nerede askerlik yapmış? Adana'daydı. Adana'ya evet, gidiyordunuz. Evet, ayda bir neredeyse gidiyorduk. Abin ne rahatsızlığı geçiriyordu? Abim o dönemde üzüntüden kaynaklı mide kanaması geçirdi. Mide kanamasına... Küçük yaşta. Evet. Neye üzüldü bu kadar? Babamın askere gitmesine dayanamadı. İçerlemiş demek. Bir dönem hatta hayatından bile şüphe ettiğimiz oldu. Bu uzun bir süre başka hastalıklara da sebep verdi. Yavrum benim. 13-14 yaşına kadar da uzadı bu dönem. O çok yorucuydu ama geçti, geçti. Çok şükür. Evet. Babacığın sağ mı? Çok şükür evet. Abin iyi mi? O da iyi, çok anneciğin? Şükür. Anneciğin? Elhamdülillah hepsi ne iyiler. Ne kadar şanslı olduğunu evet. İlginç biliyorsun. Bir şey var. Yıllar sonra bir de kız kardeşimiz oldu. 4 yaşında kız kardeşimiz var. Şahane maşallah. Sen de beraber annen de. Evet. Ne kadar güzel. Birlikte büyütüyorsun. Evet. Bu kim? O benim. Ay çok benim neredeyse bebekliğime ait bir tek bu var, bir tane daha var. Başka hiç resmim yok. İlginç bir şekilde annemler abimi çekmiş ama beni çekmemişler. Ben orada 6-7 aylık hancayım. Bu kim? Bu da benim. Bir dakika. Evet. Peki sağ taraftaki gözlük. O annem. Nasıl benzediğini biliyorsun evet, değil mi? Evet, evet çok benziyorlar. Annem şu an geliyor. Evet. Gözlüğü tak. Makyajı at. Evet. Aynısı. Sırf annesi. Birebir aynısı. Evet. Ben onu sen zannettim hani böyle bir gözlük taktın da espri yaptın diye. Evet çok benziyoruz evet. Sonrasında efendim sizin eşinizle tanışma hikayenize gelelim. Tabii merak ki. Ediyorum. Çok ya merak aslında ediyorum. Böyle çok eğlence ilginç değil ama biraz bence ilginç yanlar olan bir tanışma hikayemiz var. Eşim benden biraz büyük. Aramızda 6 yaş var. Çok büyük değil çok ama. Çok büyük değilmiş. Evet 6 yaş ben lise, normal yine. Lise dönemindeyken eşim o sırada yurt dışında üniversitede okuyor. Onun bir arkadaşıyla benim çok yakın bir arkadaşım nişanlılar.
Eşim o sırada sosyal medya üzerinden beni görüyor. Aha. Arkadaşıyla sohbet ediyorlar. Biz tanıştırılıyoruz. Görüşmeye başladık. Ben hemen aileme anlattım ama bu durumu. Onların müsaadesini alarak görüştüm. Güzel. Tabii ki biraz çok olumlu olmasa da izin verdiler. Yanlış bir şey yapmayıp onların izni olarak tabii. gözleri önünde. Ama şöyle bir şey de var. Ben o dönemde staj yapıyordum. Aha. Staj yaparken öğrencimin... annesi babası aslında eşimin de akrabasıymış. Biz bundan haberdar değiliz. İlginç bir şey. Çünkü kayınbabamın teyzesinin oğlu yıllar önce evlatlık veriliyor yurda. Orada o büyüyor, doğuyor, evleniyor. Onun çocuğu da benim okulda öğrencimdi. Daha sonra bunu öğrendik. Öyle de bir düzenimiz gitti. 3,5 yıl sürdü. 3,5 yıl sürdü ama 3,5 yılda neredeyse belki 5-6 ay bir araya gelmedik. Yani düzenli bir ilişkimiz yoktu. Çok kavgalı gürültülüydük. Eyvah eyvah. Kavgalı gürültülü. Evet, bir günde evlenmeye de karar verdik. Nasıl bir evlenme teklifi geldi? Gelmedi. Geldi. Düğün günümde geldi evlenme teklifi. Ha, iyi. Gelmiş. Annesi oldu. Nikahlar kıyıldı. Salondan geldik. Balayına gideceğiz. Kıyafet değiştirirken evlenme teklifi. Ya işte o da... O da aradan hani... çıksın. Evet, ama yapmayanlar da var. Yapmışım. Tabii ki. Evet. Yapmış sonuçta. Peki. Peki o zaman nasıl fotoğraflar, videolar var? Biraz izleyelim. Fotoğraflarla aslında, da görelim istiyorum ben. İster mi? Olayım da biraz ilginç oldu benim. Ramazan günüydü. İftar yapıldı. Oturuyoruz. Eşim aradı. Biz ve eşimle 3-4 aya yakın neredeyse de görüşmüyoruz. Küsüz. Yarın seni istemeye geliyoruz dediler. Biz inanmadık. İnanmadınız mı? Bir geldiler. Çünkü görüşmüyoruz küsüz. Biraz da limolu gidiyoruz. Hazırlık. Bir tutarsızlık var ya. Ben yine de bir ihtimalin olur mu olmaz diye evi düzenli tutuyorum. Bir geldiler ki istemeye. Ailene nasıl söyledin? Biliyorlardı. Zaten hep irtibat halindeydik. Sürekli birbirimize gittik geldik görüştük. İftardan sonra saat gece 12'de. Teraviden geldik yerinde beni istediler. Yüzükler takıldı. Hiç panik olmadı mı? Hazırlıksız. Yani ilginç bir şey oldu. O fotoğraf. Evet. Bu... Kim diğerleri? Hanım annem, kayınbabam, görümcem, küçük görümcem. Hanım annen yani derken? Kayseri'de biz kayınvalide veya kayınvana demiyoruz. Hanım anne diyoruz. Allah Allah. Evet, hanım anne deriz. Hanım anne, kayınvalide değil. Kaynana veya kayınvalide denirse o biraz böyle limoli. Limoni, resmi. Evet yani. Hani aramız açık. Aynen. Allah Allah. Evet. Hanım anne deriz. Peki sizde öyle bir şey var mı? Yok bize kayınvalide. Valla ben kayınvalide demiyorum. Direkt diyorsun, anne diyorsun. Anne. Evet, anne bir yerde söylüyorum. Anlatırken hani evet, kayınvalidem anne. Diye bahsediyoruz. Çünkü kayınvalide gibi değil. Çok anne çok iyi gibi. Bir insan. Ay maşallah yani, canım ne gerçekten güzel. Gerçekten çok iyi bir insan. Siz ben de Nermin annem de derim. Nermin hiç anne kayınvalidem diyorsun. Kayınvalidem demem. Evet. Çok ama severim kayınvalidemi. İlave anne diyorsun. Yok, normalde annem derim ama şimdi burada hani şey olsun diye hani maşallah olsun maşallah. Diye. Allah herkese ben böyle. Ben annemi çok seviyorum. Anne diye hitap ediyorum ama şimdi biri sorarken kendi anneme karışmasın diye. Ne mi? Kayınvaliden diyorsun? Kayınvalidem annem. Hayır şey farklı yani tabii ki hepimiz kayınvalidemiz diye anlatırken söylüyoruz. Hanım anne evet, bana biraz değişik geldi. Ben ama de ilk duydum. Günlük hayatımızda biz de anne diyoruz. Anne dersiniz. Sadece evet. Toplum şöyle içinde anlaşılabilsin. Belki ismiyle mesela benim kayınvalidem ismi Nuray, Nuray annem. Diye hitap edebilirim. Olabilir. Evet. O zaman kayınpederin, kayınbaba ne diyorsun? Ona kayınbaba diyoruz. Kayınbabana niye başka şey yapmıyorsun? Ya genelde kayınvalide veya kaynana insanlarda biraz olumsuz bir etki oluşturduğu için bence. Kayınvalide evet ama kaynana denmesini ben de çok sevmiyorum. Biraz itici geliyor bana. Neyse. Tepsiyi kim tutuyor? Annem tutuyor. Annem mi? Yerlendiriyorlar zaten. Farkındaysanız dışarı çok karanlık. Şu an gece saat 12 veya 11 falan olması lazım. Bildiğiniz gece. Teraviden geldiler. Elbisenin istediler. Fakat anne babanın abla gibi duruyor. Evet. Maşallah. Maşallah. Ve tepsiyi de tutuyor. Sen böyle kurbanlık koyun gibi evet, duruyorsun aynen. Böyle. Gömlek kim? Kareli gömlek. O benim babam. O da babam. Gözünde ne var orada? Işık. Telefonla çekeyim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya o zamanki telefonların adresi. Sanki inanmamış da ne spor. Evet, telefonun şeyi. Dış ses görüyor musun? Ben de korktum vallahi Aslı Hanım. Ay bismillah ama, dedim. Evet ışıklandı telefonu. Ama 9 sene öncesinde daha gerçekten kameralar falan çok iyi değildi ya. Ben ya çok mağdur iyi değildi yaşadım. Değil ben hani şimdi olsa filtre koymuşsun da yapmışsın dersin. Bu resim nereden baksanız bir 10 yıllık var 11 yıllık. O yüzden elbiseni nasıl ayarladın ya, o kadar kısa süre içerisinde? Doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey var biz aslında hazırladık demeyelim uzun zamandır diktirme içinde olduğum bir elbiseydi. Aslında bekliyordum. Hazırlıklıydım çünkü evet, yani bekliyordum ama
küsüz ya. Bunu da söylemiyorum. Evde de duruyordu. İşime de gelmiş oldu. Hazır oldu. Ama siz cümlenin başında ne dedi duymadınız mı? Her an gelebilir diye evi hep temiz tutuyor. Yani sen belirlisin ama sen şimdi. Evin üstündeydi. Senin temizlik halindeydik. Evet. Senin ön fikrin vardır bence bu konuda. Yoksa gece 12'de istemeye gelme. Yok ben söyledim ama ben espri yaptım. Hepsi espri yaptı. Ben de dalga geçtim. İlk defa geliyor. Bir tanışmışlığı yok. Yok var. Bir dakika. Bir şey fark ettiniz mi bu fotoğrafta? Sevgi var. Hayır, tüller. Ha, tüller. Çok benziyor. Evet, kuvazı, çok benziyor. Kuvazı efendim. Evet. Sadece tülleri yok. Evet, tülleri yok sadece. Diyorum evet. Size annelerden, aileden geçiyor evet. Bazı şeyler. Çok zevkler. Zevk bile genetik. Anne evinde de kuvazı evlendi. Kaç sene öncesi? O zaman var mıydı? 11-12 yıl var. İyi. Evet. Annen zevkliymiş. O günden beri 12 yıldır bu perde modelinden bıkmadın mı Allah aşkına? Bari evlendin evinde başka. Böyle yandan falan kuruldu. Aslanın koltukları tületleri dandırıyor bu evet, arada. Evet, modeller başlıyor. Krem rengi falan. Evet. Vallahi öyle. Kayınvaliden mi bu arada geçen evet, sonra? Evet, bir masa gördüm. Kayınvaliden sanki bir şey çıkmış. Aynen, bak çıkmış. Orada evet, masa var yine. Masaya. Piknik masası. Yine masayı unutuldun. Bu da çok ayrı. Çok güzel şu bir pozda. Şu piknik masasında piknik yaparken bir göremeyecek miyiz? Gerçekten. Hep poz halindesiniz. Ya biz nişan yapmadığımız için o fotoğraf olsun en azından bir anısı olsun dedik elbiseyle. Biz takılıyoruz hayatımızda. Evet farkındayım. Ama elbisen gündüz ışığında daha güzel evet, duruyor. Evet çok elbise daha canlı. Fiyatını öğrenebilir evet, miyim bu arada? Ben o elbiseyi diktirmiştim. O zaman 350 gibi bir rakama diktirmiştim. Her şey iyi mi? Ama kumaşı bir tercih. O zamana göre bir tık fazla geldi bana. Ama kumaşı da var. Özel olduğu için aynı. Normal olabilir. Özel o zamana göre bana fazla geldi. Ben de böyle bir elbise diktirmiştim. 100 liraya diktirmiştim. 100 TL'ye. Şalı da beraber mi elbise? Şalı çok uyumuş. Şalı tesadüfen bu pahalı. Ama çok uyumuş. Çok uyumuş. Evet denk gelmiş. Sanki onun kumaşından alıp da diktirmişsin gibi olmuş. O siyah detaylar falan. Evet. Yine bir bak. Yine bir pozlar. Gel bakayım sen diye. Gerçekten. Bir de böyle bir elbisesine şöyle. Sanki kemirliyormuşsun gibi yine. Efendim? Ne zaman çekindi? Burada... Hani hangi ay? Çünkü hep Eylül gibiydi. Hani yağmur ve çamur başka ne var başka? Nasıl çok sen Kayseri'de misin orada çekimlerde? Burada Samsun'dayım. Hmm. Peki ailen Samsun'a mı gelip de isteme oldu? Onlar Kayseri'ye gelip istemişlerdi. Peşine evet. De bayram yakın olduğu için biz buraya bayram gezmesine geldik gelin kız olarak. O dönemde de okulum açıklanmıştı. Burayı okulu kazanınca üniversiteyi. O bahaneyle bir uzun süre burada kalmak zorunda kaldım. Araya da böyle bir resim çekildi. Kayınvalidenle aran nasıl? Çok iyi. Görümcen var mı? İki tane var. Biri benden küçük, biri büyük. Nasıl anlaşıyor musun? Ya şöyle söyleyeyim ben kız kardeşim yoktu. O 4 yaşındaki olana kadar. Şimdiye kadar ne ben hanımannemden ne kayınbabamdan hiçbir şekilde bir farklı davranış görmedim. Kızların evet, neyse hatta üstün bile olduğum oluyor. Benim kayınbabam daha bana ismimle hiç hitap etmiş birisi değil. Ne dedi? Cangom der hep. Cangom? Evet. Aa! Evet. Hiç daha ismimi duymuşluğum yoktur. Cangom der. Değişik. Fark etseniz isteme sırasında hanımannemin farklı bakışlarında bile böyle bir farklı ışıltı var. Cangom'un farklı bir anlamı var mı? Bilmiyorum. Hep cangom diyor. Çok seviyor. Sevdiği insanlara cangom diye hitap eder. Sen çok sever. Evet. Yani hiç duymadım. Kulağa hoş geliyor. Ya çok memnunum onlardan. Ay ne güzel. Bir ihtimal onlar da benden memnunum inşallah. Maşallah. Bence de hanım hanımcıksın. Teşekkür ederim. Yakın oturuyor musunuz? Yani yakınız. 5 dakika, 10 dakika. Güzel. Peki kendi annenlerle? Yapınız. Annemler Kayseri'delerdi, gurbettelerdi ama buraya taşındılar 1,5-2 yıl oldu. Aa evet. Ne güzel. Çok güzel. Buraya taşındılar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Düğün videom var mı? Düğününü çok merak ya, ediyorum. Ya düğün videom var ama bir organizasyonla anlaşmadığım için normal düğün salonunun kendi kamerası var ama o da biraz böyle çok kaliteli değil. Ama peki, yine de kına mümkün olduğunca. Kına yapıldı mı? Şöyle bir şey oldu. Kayseri'de benim hem kınam hem düğünüm bir arada oldu. Burada da sadece düğün oldu. Birer bu hafta. Samsun'da bu Kayseri'deki. Samsun'daki CD'leydi ama onu taşınma esnasında büyük ihtimalle kaybettim. Hmm. Bulamadım. Gelinlik olarak ikisinin aynı geleneği mi giydin? Evet. Bindallık giydin mi? Ya bindallı değil ama bindallıya benzer iki tane farklı elbise giydim. Biri yeşil, biri mor. Gelinliğini ne kadar aldın o zaman? Gelinliğimi 2600 almıştım. Evet. Pahalı değil mi? Özel dikim değil. Ama özel kullanmak zorunda oldum. Çünkü bedenime uygun bulamamıştım. Mecbur sıfır dikildi. Fiyat o yüzden biraz... Niye bedenine uygun? Yani... ben çok aşırı zayıftım. Belki videolardan belli olmuyor. 34 beden misin? Gelinlikler hep 38'di. Ben 36'ya bile yakın değildim. Evet. Mecburen yeniden dikildi. Anladım. Yeniden dikince fiyat da tabii ki değişti. Başındaki aksesuar nasıl aslında bir aksesuar? Taç var. Da biraz eşarp tabii ki. Evet, eşarp bayağı yamulmuş önleri falan.
Düğün salonunuz yemekli miydi? Evet, yemekliydi. Yok, yemekliydi. Ne genelde de Kayseri'de yemekli oluyor. 850 kişilikti. O zaman 8900 gibi bir rakama tutulmuş yemekler dahil. İyi. Güzel bir fiyat bence. Aynen. İlk dans. Evet. Her şey çok amatörce. Siz orada konuştunuz mu? Evet, konuştum. Can, hatırlıyor musun ne konuştun? Efendim? Keşke tacınızı takmasaydım. Aslında tacım buradaki düğünümde daha güzel oldu ama biraz kuaförün azizliğine uğradım. Çok gözüküyor, saklayamadı. Evet. Aslında tül aksesuarları oluyor evet, ya bizim cemberlere özel. Biraz daha saç aksesuarı evet. gibi olmuş. Albümlerim de var. Birazdan bakarız Aslanım. Albümlerde hani daha düzgün eşarbım evet, tacım. Büyük ihtimalle daha iyi olduğunu düşünecek. 9 sene önce kuaförlerin bir daha acemiliği vardı. Evet, tabii. Sonradan yırtçığı oldu o. Ben de çok acizliğine yaşadım onu. Bu çok değişik bir şey. O ne o arkanızdaki öyle? O arkamızdaki gelin ve damadın masası. Midye içinde. Böyle. Farklı bir şey değil mi? Evet. Aa, istiridyeymiş. Evet. İstiridyenin içindesin. Abi böyle evet. baktığında pek anlaşılmıyor. Evet. Yani güzel evet. duruyor. Bir de genel baktık. Evet. Değişik, uzaktan evet. anlaşılıyor. Farklı evet. duruyor. Bir anlamı var mı? Sadece hani de neden? Bilmiyorum yani oraya ait bir şeydi. Falan mı yani? Ona ait. Kendisine. Salona ait bir dekorasyon. Masayı da inci yapmışlar. Evet. Yani inci, i̇nci gibi kız aldım tarzı herhalde. Evet. Evet. Güzel dekorasyon bence. Bence evet. de güzel bir ayrıntı. Nikahı ayrı yaptınız değil mi? Nikahım neredeyse bir yıl önce oldu. Niye o kadar erken oldu? Ya ben üniversite... Nasıl yani? Evet, nikahım düğünümden bir yıl önce oldu. Ha bir yıl önce. Evet. Tamam, ben bir anda zannettim ben ki... Ben de bir yıl sonra değil önce oldu. Aynen. Ya ama çünkü, yine erken olmadı. Şöyle bir sıkıntımız vardı Aslanım. Üniversiteyi kazandığım için daha sonra soyadı değişikliği benim için çok sıkıntı olacaktı. Okula yeniden kayıt dolayı. Yaptırmam evet. problem olacaktı. Evet. Nikahı önceden kıydık. O sırada okuluma devam ettim. Bir şey söyleyeceğim hanımlar. Dansta bir şey dikkatinizi çekti mi? Kimsenin eli bir yere girmiyor. Biraz heyecan var sanki. Mi yapsak, böyle biraz mi yapsak? Heyecan var sanki. Yani şimdi kollar normale döndü. Bir anlaşılamamış. O da bir şey mi aslında? Kollar. Neydi kocanın adı? Mahmut. Mahmut'un belinde. Kollar Mahmut'un elinde. Ama biz evet. daha sonra ileride... Omuza geldi tamam normale döndü. Ama bu hani salondaki personellerin yönlendirmesi evet, çok önemli. Biraz evet, heyecanlı. Bir heyecanlıyız. Evet. Eli vardı evet. personel de elini omuzuna mı beline mi ya ama söyleyebilirler orada. Şöyle bir şey var. Hani heyecandan yani. İnsan unutuyor. Ne desin yani düğün salonunu şimdi personeli... Canım o bele değil omuza koyuyor. Bizim önceden mesela biz gelin odasında prova yaptırdılar. Size prova yaptırdılar mı? Hayır onun böyle kim yaptırdı? Şey. Oradaki düğünde ilgilenen bir kişi vardı. Prova ha. yaptırdılar bize şöyle dans edip böyle yapın diye. İlk dansımızı ne zaman evlendiniz? 9 sene önce. Sen de mi 9 sene? Evet ben 9 senelik evliyim Aslı Hanım. Bize hiç öğretmediler ya görüyor musun? Ya ama Aslı Hanım çok güzel bir salon olmamasına rağmen öğrettiler yani organizasyonu güzeldi. Vallahi bravo evet. Samsun'da tabii. Yok İstanbul'da. İstanbul'da ama şartlar daha farklı Aslı Hanımcığım eşim çok Samsun'a aşık bir eşim olduğu için ömrümü yedi. Samsun'a yerleşelim, Samsun'a yerleşelim. Aslen Samsunlu. Aslen Samsunlu, köy evet. aşığı bir eşim var. Çiftliğimiz var bizim burada. Ay çiftliğe mi geleceksiniz? Evet, yarın çiftliğe geleceksiniz. Aman, en sevdiğimiz. İnşallah çiftlikte neler var? İneğim var, tavuğum var, bahçem var. İnşallah. Bize o zaman yumurta verirsin tabii, artık. Toplarım size. Süt sağır mısın? Tabii. Ay en sevdiğim. Kaynar süt ikram edeceğim size. Gerçekten. Gerçekten. Arkadaşıma bir şey söylemek istiyorum. Aslında bugün şu an benim günümdeyiz. Biraz düğünüm araya kaynıyor gibi oldu. Biraz... Kaynatmayalım. Tamam. Yarın göreceğiz ben dediğimi. Ben düğünle ilgili bir şey söyleyeyim. Evet hayatım haklısın. Burada hep Gülhan de... kaynatıyorsun evet. sen yapıyorsun. Ay özür dilerim. Yarın konuşalım inşallah. Evet lütfen. Merve'cim keşke düğünün daha ilgi çekici olsaydı da ben ilgi çekmeseydim sen ilgi çekseydin. Burada eşinle hararetle ne konuşuyorsun? Çok merak ettim. Ya, evet. Hatırlıyor benim, musun? Aslında benim de en merak ettiğim şey şuydu. Hep düğünde genelinde damat konuşur ya. Hep eşime diyordum ki acaba ne konuşuyorlar? Biz de hiç susmadık ama ne konuştuk hiç hatırlamıyorum. Şaka yapıyorsun. Ya hiç hatırlamıyorum. Öyle oluyor ama evet. Acaba... Ama anlamsız konuşum onu iyi hatırlıyorum. Ya, gereksiz yere bir konuşma heyecandan farkında olmadım ama galiba. Kimse hatırlamıyor galiba. Ben hatırlıyorum evet. ama. Hani kim gelmiş? O gelmiş. İşte salon ilk başta niye boş? Gelecekler mi sonradan acaba? O tedirginlikler çok fazla. O konuşmalar oluyor ama onun evet. sonrasında ne konuştuğu hiç hatırlamıyorum. Aslında var ya. Hiç susmadık. Acaba takı ne kadar takılı taktı mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim eşim tek sorduğu ne zaman yemek yiyeceğiz? Oturalım yemek yiyelim. Gerçekten. Biz bir gittik yemek yedik geldik. Sonra garson dedi ki biz bir şey yemedik gittik bir daha yedik. Ben yemedim tabii üstüme bir şey dökülür diye. O halde yemeği nasıl düşündü? Biz aç kaldık benimki mesela. Benimki aç duramıyor. Düğünde. Ben de aç kaldım da o benim tabağı da yedi. Maşallah. Biz aç kaldık. Dış ses sen hatırlarsın bizim düğünü. Biz karı koca aç kaldık.
Herhalde akşamı tost falan yedik. Düğün sonunda yemeğe götürüyorlar Aslı Hanım. Siz gitmediniz mi? Biz öyle yapmıştık düğün yapma sonu. Ya. Biz anam yok. Bizim çok geç bizim düğünden kalkmak bilmediler. Değil mi? Ay. Nasıl gittin Aslı Hanım? Mesela biz güzel oldu. Düğün sonu böyle toplandık arkadaş çevresiyle falan. Yemeğe gittik güzel bir. Gelinliğine falan evet, gittim. Gelinliğimde gittim. Herkes bakıyor falan gelinlikle. Gülhan'cığım rica ediyorum söz alabilir miyim? Mesela bizde çok ilginç bir şey oldu. Arkadaşların söylediğine hemen cevap vereyim. Genelde düğünden sonra yemeğe gidilir ya da bir eğlence yapılır arkadaşlar arasında. Bizde şöyle bir şey ilginç oldu ama herkes il dışındaydı. Biz Kayseri olmamıza rağmen aslında gurbet gibi yaşıyorduk. Bizim bütün akrabalarımız Kayseri, İstanbul ve İzmir'de. Eşimler zaten hep buradalar. Herkes gitti, biz kaldık eşimle ailemin evinde. Çünkü Samsun'daki düğünümüz bir hafta sonra. Eşim o gün tuttu, düğünden gelince damatlığı çıkarttı. Eşofmanlarını giydi. Düğündeki ne kadar yemek bulaşığı var, kazan var onları yıkadı. Gerçekten evet. Ben yıkamayayım, annem yıkayıp yorulmasın diye adam düğünden gelince ne güzel bir şey. Bulaşık yıkadı. Bir düşünce düşünmüş evet. Helal olsun. Helal ben de oturdum çay verdim. Eşine alkışlıyorum. O yüzden çok uzaklar bir eşmiş gerçekten. Çok destek çıkıyor sana. Ya şok olmadın mı? Aslında oldum. Biraz da utandım. Hatta oturturdu beni orada masaya mutfakta. Ne dedi sana? Çay verdi. Sen otur ayaklarını uzat dinlendi. Ay ne kadar. Annem ikisi annem ona yardım bulaşık yıkadı. Maşallah ya. Evet. Ne kadar hoşuma gitti. Evet, hala örnek öyle. Olsun vallahi. Evet. Yani kıskanmadık değil. Çok istemezler. Evet. Ben kıskanmadım. Evet. Benim eşim de daha fazlası. Aynen. Ben ne de diyorsun ya? Aynı maharetli çok şanslıyız. Aynen, ben çok benim şanslıyım. Günümde anlatacağım. Ben benimki kadar alabilirim. Arkadaşı bozmayayım şimdi tersler. Tamam. Evet. Yani benim eşim kadar alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ben evliyken okuduğum için bir de ben mezun olduğumda kızım da doğmuştu. Ay ne kadar. 4 yıl boyunca beni her gün ilkokul çocuğu gibi okula götürdü getirdi. Vay be. Evet daha 4 yılda bir kere kendim gittiğimi bilmiyorum. Ne diyorsun? O kadar nazımla oynayan bir insan. Yani çok büyük şans. Bir şey hocam. Mesela hastalandınız, grip oldunuz, bir şey oldu, doktora gitmeniz gerekti. Eşleriniz mi götürdü? Benim haberim bile olmaz. Benden önce hemen randevu alır, beni zorla götürür. Evet, benimki de mesela öyle. Anneme bile bırakmaz, zorla kendisi götürür. Bakar bana. Benim de öyle. Ben doğum yaptım, bir hafta kimse istemedi evde. Yani annemi dahil kendi baktı. O yönden şimdiki sen, eşler şanslıyım. Bu şekilde evet, ama. Evet, evet çok şükür. Şimdiki işler hep bu şekilde hani kıymet biliyorlar evet, bence. Evet. Bence de. Aynen. Hasta olurum ben çorbamı yapar mesela. Ev işimi yapar, temizliği yapar. Saati geldiğinde içirir bana. Ben o bir haftayı unutamam. Aslında ben yine arayamadım ama. Doğum yapınca insan bir doğusa dönemi oluyor ya. Eşim hepsi kahvaltı hazırlardı gitmeden önce şey yapardı çocukla ilgilenirdi. Sırf ben az yoruluyum. Aslı Hanım bunlar bize ne ya da bana ne? Şu an benim günümdeyiz arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Ama hiçbir şeyleri açıyor. Ama arkadaşlar yarım kaldı. Ama Aslı Hanım sordu ya nasıl kaçtır, sizin bölünüyor. Eşiniz diye. Ay dur. Dur ay kocamızı övmeyelim mi biz de şimdi? Aynen öyle. Gelmez tabii. Grip olduğunda haberi yok. Kocası randevuyu alıyormuş. Canım bir sen... de çorbasını yapıyorlar. Ay tutmayın ben şimdi. Bayılacağım şuraya. Ay ben nerelere gideyim düş ses. Ne yapayım ben buradan sonra mahkemeye mi gideyim? Ne yapayım avukatım mı gelsin? Neler olsun? Ay yok ya mutlaka sizin de işinizin vardır bir inceliği. Evet bence de vardır. Bence de vardır. Başka bir güzel mutlaka bir merhameti vardır. O merhameti olsun da. Var. Bence Allah fazlası vardır aslında. Allah razı olsun. Siz nazara gelmesi var her şeyi yeter. Tabii ben nazardan korkuyorum. Siz. Haklısın. Evet. Peki. Devam edelim o zaman. Burada kına yakılıyor galiba. Kınamızı kim yakıyor bu arada? Eşarplı olan bayan amcamın eşi. Hı hı. Diğer açık olan da benim kendi teyzem. Kına elbisesi giydiniz sanırım. Yalnız eşin de altı mı koydu? Evet eşim de açma davucunu annemin istedi illa. Yanımızda oturan beyefendi var ya Gülen. O da evet. Eşimin amcası. Kendi, o da mı açtı? Onu da bırakıp kafasına kızların taktığı tüllü tacı takmış. Dolandı geldi oturdu. Bir de o da avucunu açtı. Yalnız şimdi değişti. Evet. Altını avucuna koyduysa, evet. O da elini açtıysa bulaşıkları da yıkasın vallahi. Evet, o da kaptı, ben de kaptım. Yani. Balayına gittiniz mi? Evet, balayına hemen gittik. Nereye gittiniz? Antalya'ya gittik. Kaç gün kaldınız? Bir hafta kaldık. Ne kadar ödedin canım o zaman? 1250 gibi bir rakam. İyi. Çok iyi. O zamanki. Rezervasyon. 5 yıldızlı oteldi evet. Değil mi? Hı-hı. Rezervasyon yaptın mı yoksa önceden yok yapılmıştı rezervasyon. Benim yoktu öyle. Balayına gideceğimizi bilmiyordum bile. Eşim anneme söylemiş. Annem benim çantamı hazırlamış. Biz gitmiyoruz diye de ben üzülüyordum aslında. Düğünden sonra... Ne kadar düşünceliler ya. Harikasınız. Kesinlikle. Balayından bir kare. Başka fotoğraflarınız var mı? Evet birkaç tane var.
Bizim kendi çektiğimiz yok da bu da bir fotoğrafçı arkadaş. Yine bir ağaç. Evet. Yine bir bakışla kaç tarafa doğru. Bir artistik pozlar. Eşim bir yeri mi gösteriyordu? Bu insanlar nereye bakıyor? Evet, bu masumlar. Haberim yokmuş gibi. Çok galiba çok. Galiba bizi gösteriyordu. Merve çok nereye bakıyor? Çok değişiksin buradaki resimlerde. Evet. Albümün var mı? Evet var. Bir de albümü alalım bir tane. Ay çok seviyorlar ben... fotoğraf çekinmeyi Allah'ım. Evet. Eşim normalde hiç sevmez. Günlük hayatımızda asla çekilmez ama böyle şeyler de asla kırmıyor beni. Nasıl aşkla bakmışsın ama. Evet. Çok güzel. Ay kocaman gerçekten. Nişan fotoğraflarımı beğenmediniz ama. Bence büyük albüm şöyle. Biri ne kadar büyükse diğeri de o kadar küçük. Evet, evet. Şuna bakayım küçükten başlıyor. Sanki aile el albümü gibi. Evet, hep aile. Şey bu, hamileliğim. Hatıra kalsın. Evet, büyük kızımı. Ay. Aslında onu daha büyük olan da var ama arkadaşımız küçüğünü almış. Ha. Evet. Hamileliğim mi dedin yoksa hamileliğimiz mi dedin? Evet, orada da bir esprisi var zaten. Eşim benden daha hamileliğimiz demek evet. istiyorsun. Seni aynı anda mı hamile kaldın eşinle? Hangimiz 9 aylık gibi bir şey. Yemek mi, göbek mi? Ya, karnına bir şey mi koydu, karnı büyük mü? Ya biraz vardı, ister istemezdi. Vallahi yarışıyor seninle. Kesinlikle. Ya o doğru doğuracak, seninle yarışıyor resmen. Ben bir daha benim de çok kilo aldım aslanım. 33 kiloya yakın kilo aldım. O seni yalnız bırakmamış. Ay, evet. Olmuşsun. Ona rağmen yine de çok güzel bir fikir. Kesinlikle. Ama çok güzel çıkmış gerçekten. Güzel bir fikir. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir fikir. Onun içinde kaldı olmuş. Değil mi ama çocuk? Sadece bu albüm olarak yaptırdın. Değil mi? Onun büyükleri de var. Birkaç tane de var. Tablosu var. Fiyat ne kadar canım? Evet, iki albüm, bir kanvas vardı. Hı-hı. Toplamda 1750'ye yaptırmış. Kaç sene önceydi? 7 sene olacak. Normal fiyatın. Evet. Ay çok, çok canlı çıkmışlar. Gerçekten. Kesinlikle. Çok farklı. Pamuk şeker yiyorlar. Neydi kocanın adı? Mahmut. Mahmutlu ne hali? Adam. Mahmut. Mahmut. Aşk sana neler eyledi kardeşim. Efendim hamile kalmak mı dersin? Masada pozlar vermek evet. mi dersin? Değil ya mi? Ne yaptın sen Mahmut'a gerçekten. Ya? Gerçekten. Ama sorsanız o benim peşimde değil de ben onun peşinde koştum. Hep öyle olur. Ya bırak hep öyle olur. Ama isimlerde aslında ispatlanmış bir şeydi. Adam kızdan kulağa girmiş Merveciğim. Evet, aynen. Hiç takılma. Elinde deliller var. Açık. Elimizde aynen. gördüğün gibi delillerin var. Kulaktan kulağa girmiş Aslı Hanım. Evet. Tövbe bismillah yani ne diyeyim artık. Sen misin oğlum? Biz seni böyle dinlendik. Burada sanki bir salın beni artık demiş gibi yiyor pamuk şekeri. Bak bizim kızımızın kibar yiyişi. Evet. Çok naif çok. Çıkmışsın orada. Böyle kibar kibar bizim de bu pamuk böyle. Ben onun bir tanesini... Öyle mi yiyeyim? Evet. Buradan mı yesem? Ben onun bir tanesini yarılamadan içim üçüncüyü yemişti. Ne? Evet stresten miydi artık bilmiyorum. Şeker krizine girmedi iyi. Ama Mahmut'tan da bu bekledim. Evet. Ne bekledim? Evet. Seviyor yemek yemeyi. Böyle tutacaktı. Evet. Şöyle. Ama Aslı Hanım genelde erkekler Mahmut. Çok rahat olur fotoğraflarda falan. Biz kadınlar hep kasarız. Evet biz çok kasarız. Şöyle çıkacağız falan çekilse diye. Çekilse de bir an önce bitse. Şey söyleyeyim mi? Hiç ilgisi yok. Biz kadınlar daha doğalız. İnanın. Öyle mi? Bizim yapımızda var şu tek parmak kibarlık, atma evet. durumu yani. Naiflik sanki biz biraz daha şöyle, daha çok özen gösteriyoruz evet, gibi. Değil mi? Kibarlık kadının ruhunda var. Tabii ister istemez geliyor. Yani kibarlık kadının ruhunda var, erkeğin ruhu da bu. Evet. Yok, yok, yok yani. Eldeki malzeme bu başka bir şey. Ne yapalım? Bir daha ne işim ya? Anlatabiliyor muyum? Yani mesela benimki daha süslüdür. Poz verirken çekerim. Aydar beğenmedim bunu koyma. Ay. Ona fotoğraf beğendirene kadar ben şöyle olurum çekmiyorum diyor. Eşimin de benim. Atıyorum kaldırıyorum. Bir sağ taraftan çekme şeyi var. Sol taraftan çekince fotoğrafı kesinlikle attırmaz. Ha. İlla o taraftan çekip de atacağız. Ben tercih ederim falan. Çok yani. Sempatik değiller mi? Evet. Çok tatlı. Cinsiyet şeyi değil mi? Kız yok. Zaten doğumuma bir hafta 10 gün vardı. Hmm. Ay canım. Evet öyle bir hatıra kalsın diye o tişörtte hala saklıyorum. Aslında çok surat olarak kilo almamışsın gibi evet. geldi bana. Evet. Çok güzel. O kadar değil. Evet göstermiyor. Vallahi de ki, de ki ver bana bunu da ablacığım buna da bakalım. Bu da maşallah ne ağır. Çok ağır. O yüzden böyle tutalım. Bu boy aynası gibi böyle. Hayır sen bana Mahmut fotoğraf çektirmeyi sevmiyor deme bir daha tamam mı? Ama hiç sevmiyor. Mahmut'un pozları var ya benim ilk albüm fotoğrafım gibi yemin ederim ya. Çok şöyle. İlk albüm fotoğrafım aynısı. Falan. Aynısı. Yıl 94 Aslı Hüner. Ay. Yıl kaç? Mahmut. Aslı Hanım çok iyiydi. Vallahi. Ben bunu göstereceğim bu fotoğrafı. Bunu da yan yana koymanızı ya. istiyorum. Al bir tane. Teşekkürler.
Allah'a ekber. Bu boyunamız geldi. Bu da düğün albümümüz. Ay, enine değil boyuna güzel. Çalışmışlar. 100 evet. Birinci program. İlk defa böyle bir albüm evet, görüyorum. Bir metre. Kendin mi seçtin bu albüm boyutunu evet. falan? Maşallah. Bu albümü kaça yaptırdınız? Onda iki aile albümü. Bu tablo. İki tane tablomuz çok vardı. Bir de içeride var. Değişik. Sıradan değil yani. Olmuş. Farklı bir 2100. Albüm. Albümün çok güzel olmuş. Evet. Mükemmel. Çeken kişi burada mı? Aynı resimci. Aynı resimci. Aynı resimci. Bir düşünmem lazım. Masaları geldim. Çeken resimciyle aynı aslanım. Şu mavi kapı nerede hayatım? O mavi kapının hikayesini ben size anlatayım. Çok ilginç. Hikayesi mi var? Evet, çok ilginç bir hikayesi var. Doğru yere parmak bastım evet. buraya, mavi kapıya. Aslında hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Lafı tam gerçek oldu orada. Biz şehir dışına çekmeye gittik. Evet. Yolda giderken dikkatimizi çekti. Durduk. Meğersem durduğumuz yer mezarcıymış. Mezar taşları yapıyorlar. Aa mezar taşı var. Ama açık bir alan. Sadece öne kapı koymuşlar böyle süs olsun diye. Evet. Ofis falan değil. Sadece orada bir kapı dikiliydi. Bizim de ilgimizi çekti süslü olunca. Orada durduk fotoğraf çekildi. Mezar taşı yapan bir mezarcıydı. Ne diyorsun ya? Evet çekildiğimiz yer. Ama. Uğur böceği. Ay çok güzel. Uğur böceği tesadüfen kondu. Ben burnuna mı kondu Uğur böceği? Çekimi bitirdik. Tam arabaya biniyorum. Buraya kondu. Fotoğrafçım kapıyı örtüyordu. Şansım kapanınca hemen resmini aldım. Gerçekten. En büyük ben aslında yani, eşini kullanmışsın. Evet. Gerçekten hani eline falan konar da evet. burnuna kondu. Evet. Çok enteresan olmuş. Yine bir yeşillikler içinde. Ama şu yalnız çok bayıldım. Hoş bir fotoğraf. Şu değil mi? Film karesi gibi evet. değil mi uçuşuyor? Evet çok kız güzel. Böyle bir yerden kaçıyor elinde sepetler. Vallahi burada. Poz vermeyen adam. Adını bir daha söyle. Mahmut. Mahmut abi. Gayet poz veren biri bence. Mahmut'a bugünden sonra film teklifi gelebilir bak diyeyim ben sana. Ön çok fotojenik. Ay. Elçiçeğin paket olarak mı almıştın? Yani gelenin içinde mi vardı? Kendin mi seçtin elçiçeğini? O fotoğrafçıma ait ama normalde canlı çiçek kullanmış. Şu resmin bir anısı var mı? O resim de mi? Şu mu? O da evet, o da farklı. Onu evet, biz yerini biliyorduk ama emin söylemek istemiyoruz. Gittik. Yok yok tesadüfen hani yine de bulur müzeye gittik bulduk. Yani evet. Gelinlikle nasıl çıktın eşim buraya? Eşim kucağına alıp çıkarttı. Aa, iyi yırtılmış. İşte yine bir naiflik. Evet. Ya aynen. Mahmut'tan bahsediyoruz. Evet. Sen ne diyorsun? Heh, burası cami. Evet. Vay be ne güzel burası. Evet burası çok güzel. Ben de şu pozunu çok beğendim. Yol üzerinde. Düğünle aynı gün mü oldu düz çekimi? Yok düğünden önce yaptırdık. Çünkü burası zaten evet. düğünün Mayıs ayındaydı. Nisan yağmurdan yoksa yetişmez yani. Evet. En iyisini yapmışsın. Yorgunluk falan evet. olurdu. Aynı gün yaptık. Evet perişan oldu. 5-6 kez de erteledik biz bu çekimi yağmurlardan. Ay, çok güzel. Evet, şimdi çok hanımlar. Bugün her şey çok keyifli ve güzeldi. Kesinlikle. Benim için öyle. Teşekkür ederim. Emeklerine, ellerine sağlık. Efendim ilk günümüz malumunuz. Evet. Bakalım ilk günün puanları nasıl olacak? Şimdi sırada puanlama. Haftanın ilk gününde bakalım Merve Gelin kaç puan alacak? Keşke kendi zevkine göre değil de evin uyumuna göre yorum yapsaydı. Evin uyumuna yorum yaparak bu şekilde yaptım zaten. Detaya inseydim daha çok kırılacak şeyler olabilirdi. Bu puanı hak ediyordu arkadaşımız. Yani biraz yorumlarla verilen puan kesinlikle birbiriyle örtüşen bir şey değil. Terazileri şaşmış adalette bence. Evet Merve'cim, hazır mısın? Hazırım. Şimdi puanlar gelecek. Evet. Bugün için sana tekrar ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve puanlarını açalım istiyorum. Kimden başlayalım? Elif senden mi başlasak acaba? Olur, başlayalım. Peki, önce sebepleri ardından da Merve'ye verdiğin puanı paylaş. Tabii ki. Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir zaman geçirdik. Hani seni tanıdık. Elin emeğine sağlık her şey için. Evet. Vereceğim puan için hakkaniyetli düşünüyorum. Çünkü bir sonraki hani evlerde neler olacağını bilemiyorum. İlk dezavantajlı da yaşıyor olabilirsin. Ona da bir şey diyemiyorum. Kırdığım puanlar hani tablolar, konsol, avizelerin dediğim gibi alt kısımları evet çok güzel. Çünkü kendi evimde de aynı şekilde bu avizeleri kullanıyorum. Ama üst şapkaları daha çok abajur tarzında olduğu için açıkçası ben pek yakıştıramadım. Aynı şekilde mutfağın da öyle aynı avize tarzında kullanmışsın. Hani genel olarak yatak odanı beğendim. Çeyiz'in 9 sene evli olmana rağmen çok çok iyiydi. Perdelerin de aynı şekilde. Genel olarak ben beğendim diyebilirim ama dediğim gibi eksiklerinde çok fazlaydı. Peki açalım.
5 puan. Evet. Kesinlikle bence çok düşük. Yani sana ya göre ama eksiklerin keşke şu tabloyu koymasaydın puan da kırmazdın. Tablo diyorsun ama onların fotoğrafı eşiyle fotoğrafı. Evet. Yani bir sanat eseri, bir tablo, bir yağlı boya falan değil. Evet yani benim zevkime göre ben oturma odasında o tarz yani oturacağımız bir odada hani eşiyle olan özel fotoğrafları koymasına hani ben mesela hoşlanmıyorum. Çünkü yabancı misafirler de gelebiliyor, aileler de gelebiliyor. Hani o poz hoş bir tablo değil bana göre tabii ki benim düşüncem bu. Ben uygun görmüyorum diyor ama biz benim evimi yorumluyoruz. Kişisel evet. zevklerimizi veya düşüncelerimizi değil tamamen ev ve evdeki eşyaların birbiriyle uyumu veya gerekliliği gereksizliğini konuşuyoruz. Belki çerçeve renginden dolayı bir uyumsuzluk olabilir ama onun dışında neredeyse herkesin evinde zaten bir mutlaka anısı var, bir fotoğrafı var. Yani biraz yorumlarla bence yapılıp verilen puan kesinlikle birbiriyle örtüşen bir şey değil. Tabii ki kıracakları noktalar var. Kimseden 10 puan beklemiyorum ama 5 puanlık da bir ev olduğunu. Niye beklemiyorsun 10 puan? Çünkü kusur buldular. Mutlaka o kusurların bir düşüşü olacaktı. Evet. Hani ama 5 puanlık da bir ev kesinlikle değil bence. Hı-hı. Asla değil, kabul etmiyorum ama tabii ki onun düşüncesi. Evet. Ama keşke kendi zevkine göre değil de evin uyumuna göre yorum yapsaydı. Evin uyumuna yorum yaparak bu şekilde yaptım zaten. Yoksa detaya inseydim daha çok kırılacak şeyler olabilirdi. Doğrudur. Daha çok kırılacak şeyler olabilirdi diyor detaylara inseydim. Arkadaşım da evini göreceğiz. Bir şey diyemiyorum artık tabii verdi. Ki. Evet. Ama çok şaşırttı beni. Peki Sena? Öncelikle çok teşekkür ederim. Emek vermiş, emeğin ellerine sağlık. Her şey dört dörtlük olmasa da çok güzeldi. Salon genel olarak evet içim açtı. Eksiklerin illaki vardı. Yatak odanı beğendim. Çeyizlerin tamam 9 yıllık evli olabilirsin ama bir tık bana az geldi. Onun dışında bu şekilde yani zaten belirtmiştim beğendiklerimi, beğenmediklerimi. Peki puanını görelim. Tabii ki tamamen onların fikri. Bu onların gördüğüyle bence görmediğiyle alakalı bir şey ama nasıl söyleyeyim, bana yansıttıkları enerjidir, yaptıkları yorumdur. Ya tabii ki eksikler veya fazlalıklar, var. Beğenmedikleri mutlaka oldu. Olmalı da yani burada bir yorum eleştiri mutlaka olacak ama gerçekten şu an çok hakkımı yendiğini düşünüyorum. Hani altlık, bugün 6 verdi, arkadaşım 5 verdi. Diğer günleri düşünebildi mi bana? 5'i verdi. Yarınki ev çok kötü oldu mesela. 4 mü verecek? 4'ü nasıl layık görecek? Ne kadar kötü olabilir bir ev 4 verecek? Ya da kötü olmasına rağmen 6'yı nasıl verecek o eve? 7'yi nasıl verecek? Bu kadar incitici, gerçekten karşıdakini düşünmeden verebilecek. Çünkü 6'yı sana verseydim yarınki evi veya bir sonraki evin nasıl olacağını bilemiyorum. Ama önümde 3 ev daha var. 4 verseydim evet o zaman hakkına girecektim. Çünkü belki senden sonraki evler de bu benim evine dahil olsa hani kötü evet. olabilecekti. Ortalama bir puan vermeyi tercih ettim. Bilmiyorum ben elimden geldiğince iyi ayarladığımı düşünüyorum arkadaşlarıma. Onun hiçbir şeyi yok zaten. Gayet ilgiliyim. Evet 9 yıllık evliyim. 9 yıldır aynı eşyaları kullanıyorum. 2 çocuğum var. İkisi maşallah. De yaşları küçük. Yani bu 5 puan düşünsenize 4 oda var 4'üne verdi. 1 puan da o zaman benim misafirperverliğimi verdi. Yani bu kesinlikle bence adaletli bir puan olamaz. Çok beğenseydin 10 verir miydin? Evet gerçekten tam dört dörtlük olsaydı ki gene söylüyorum. Evet eksiklerine üstünden ben bu puanı verdim. Yoksa her şey uyumluydu. Gene söylüyorum 9 yıllık bir evliliğim var. Eşyaların gerçekten yeni duruyor. Ama bu yeni olduğunu hani 7 ya da 8 puanı hak ediyor diye bir şey diyemem. Evet peki. Sena'nın da bence kesinlikle puanı haklı değil. Bana göre. Peki. Şerife senle devam edelim canım. Ben arkadaşımı çok sevdim. Kişisel olarak hiçbir sıkıntı yok kendisini. Ama evi olarak çok uyumsuz buldum. Zaten çok konuştuk. Bütün detayları konuştuk. Ama hiçbirini uyumlu bulmadım. Daha hatta bayağı eksiği var. 9 yıllık evli olabilir ama ufak tefek dokunuşlar yapabilirdi. Ben de 4,5 yıllık evliyim ama otururken evimi bir şekilde düzenleyebiliyorum, değiştirebiliyorum. Bir şeylerin yerine uymuyorsa zamanla ne bileyim satıp yenisine ekleyebiliyorum ya da daha güzel şekiller verip uyum sağlayabiliyorum. En kötü boyayabiliyorum bir hani çerçevesi olmadı. Onu bir boyayabilirdi belki odasının renginde. Yeteneklisin yani. Senin evinde göreceğiz bunu evet, o zaman. Evet. Zaten göstereceğim. Peki. O yüzden ben çok eksiklerini çok yakaladım. Çok fazla da eleştirdiğini duymadım. Aslında eleştirdik. Hı hı. Yani bayağı eleştirdik.
Sen ne diyorsun Merve? Ben kesinlikle katılmıyorum. Dur bakalım puanını görelim ya. Evet, ben bilmiyorum ama yorum zaten puanın aslında gelişini gösterdi bence. Gerçekten evet doğru. Yani bence şöyle söyleyeyim. Zevkler yine diyorum farklı olabilir. Şöyle düşünüyorum, şu evin ister istemez birçok oynama yaptık. Oynamadan önceki hayalini, ya görüntüyü hayal edince bu evde ne kadar çok eksik olabilir yok, ki? Yok, zevkine kesinlikle yok, puan vermedim. Çok fazla eksik vardı, anlatamadım, açıklayamadım. Hiç bana, ya arkadaşlar her şey ne maddiyat ne görsel, kesinlikle imkan da vardır, fikir de vardır ama hani bu şekilde bir eve çok eksik, kesinlikle bunlar hak ediyor deniliyorsa sadece değiştirmesi ben o zaman gereken diğer günleri çok merak çok ediyorum. Çok detay vardı evde, boyaması ya da hani 9 Şerife, yılda çok ama bu evde ben şey başarıyorum. Tamam, o görelim. Üstüne konuşalım tamam. Hayatım, olur mu? Benim puanım 5. Şerife sen de 5 puan. Masasında da yöresel olarak her şeyin olmadığını, bardak takımını beğenmediğimizi, sadece kaşık takımıyla masa örtüsünü beğendiğimizi evet söyledim. Ya bence bu puanı hak ediyordu arkadaşımız. Evi kendi zevki çok güzel ev ama çok detay var, değiştirmesi gereken aşırı detay var. Bütün odalarında. Aslında bunu tatlı tatlı dile getirdim ama sanırım hani atıştık da aslında aralarda ama yine de göze gelmedi galiba. Bence yorum yapılacak bir şey yok. Biraz terazileri şaşmış adalet de bence kesinlikle. Eğer gerçekten vicdanen bunu gerçekten gönülden söylüyorlarsa bu bir yarışma olabilir ama hak yemek anlamına gelmiyor. Bana göre küçücük bebeğim evet. var ya her şeyden evet. önce. O küçücük bebeğe rağmen ben tutup 13-14 çeşitlik bir masa hazırlamışım. İyi kötü size elimden geldiğince yani misafirperver davranmışım. Gerçekten. Elimden geldiğince evimi düzene sokmuşum. Samsun'a ait hiçbir şey göremedim. Evet Kayserili olabilirsin. 3 çeşit vardı bence yeterliydi Samsun ki ben Kayserili. Bir su böreği vardı. Pide olabilirdi. Keşkek vardı. Okul olabilirdi. Hayır arkadaşım. Hani Samsun'a ait bir sürü yöresel şeyler var. Bardakların uymadığını belirttim. Evet çatal kaşık bıçak takımının gayet uygun olduğunu, tabaklarını beğendiğimi belirttim. Hani eksik bulmadık diyorsun ama bence biz hani üslubumuzu ve kibarlığımızı bozmadan söylediğimiz için sen çok yüksek puanlar beklemiş olabilirsin yok, yok, bence. Yok yok çok yüksek beklemedim ama size göre 5 çok yüksekse kendi evinizde nasıl bir hayal içindesiniz çok merak ediyorum. Yani gelince ya kırıcı bir yorum oldu. Evet. Kırıcı bir puanlama oldu. Tamam. Kesinlikle kabul edilebilir değil. Dönüşü yok. Tabii. Ama arkadaşların kesinlikle ama içlerini rahat demek. Evet yani o benim da çok evet. Allah'la benim aramda olan kötü bir olay. Kalbim evet. çok rahat. Keşke görebilseydin. Puanlamada illa senin kalbini mi kırsaydın Merve? Bence sen bu puanı hak ediyorsun. Bu eve bu puan bence gayet normal. Benim vicdanım çok rahat. Gülhan seninle devam onun edelim dönüş. Ablacığım. Güler yüzlülüğünü, misafirperverliğini çok beğendim. Çok teşekkür Türk çocuğunla bizimle uğraştın. Evet. Yüzün hep güldü. Teşekkür ediyorum bizi güzel ağırladığın için. Çok, ben de çok masanı beğendim. Ufak eksiklerim vardı. Piçlerini evet. falan söyledik zaten evet. dile getirdik. Tülünden ben de söylemiştim. Hı-hı. Hani biraz karışık Hı-hı. geldi diye. Hı-hı. Bir de şu tablonu beğenmemiştim. Yatak odasında da runner onu bulmamıştım. Ekstra ufak tefek eksiklerini gördüm. Evet, puanımı var. Açayım isterseniz Aslı Hanım. Peki, tamam. puanını görelim. Ben 7 puan verdim arkadaşımıza. Nedeni zaten açıklamıştım. Ufak tefek eksiklerim evet. vardı. O yüzden sana 7 puan verdim arkadaşım. Çok az değil, çok fazla da değil. Hı-hı. Bence olabilecek en az puandı yani bana göre. Minimum senin beklediğin puan yani, 7 idi. Ya beklenti demeyeyim ama hani şimdi gerçekten 5 insanı kıran üzen bir puan ya kesinlikle eksikleriyle dile olmayla ya 5'lik bir ev değil yani bu bir gerçek. Hani nasıl diyeyim? Artık 5'lik değil 5'ler verildi. Evet verildi ama bu nasıl şimdi bir şimdi bu arkadaşın da 7 puan verdi. Evet bana göre şu anki puanların arasında en yüksek o. Evet. Olabilecek en düşük ama en güzel puanı vermiş en azından. Biraz daha yüzümü güldürebildi ama hakkı mıydı bilemiyorum. Yine de çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlar oranla biraz daha adaletli olmuş. O bir puan bile çok büyük bir evet. fark benim için. Toplamda 23 puan evet. aldın Merve. Evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Ben kesinlikle kızlar adaletli olduğunuzu düşünmüyorum. Hakkımı yediğinizi düşünüyorum.
Yaptığınız olumsuz yorumlar olabilir ama yaptığınız yorumlara göre kesinlikle bu puanlar çok düşüktü. Evime göre çok düşüktü. Yorumları hoş karşılamıyorsun canım benim. Farkındasın sen de eksiklerini. Biraz daha hoş karşılamanı tavsiye ediyorum sana. Evet, Merve Gelin bu haftanın ilk geliniydi. Buna rağmen hiç yüzü düşmedi. Gayet heyecanlı ama güler yüzlüydü. Biraz tedirginlikleri, heyecanı vardı ama onu elinden geldiğince bastırmaya çalıştı. Ve bizi, ekibimizi, gelinlerimizi son derece güler yüzüyle ağırladı. Tertemiz, çiçek gibi bir evi var. Küçük çocukları olmasına rağmen ve 9 yıllık evli olmasına rağmen ben eşyalarını sanki geçen ay almış kadar yeni, tertemiz buldum. Evine güzel bakmış, evin yuvasını çok seven bir gelin. Çeyizi de yine 9 yıllık gelin olmuş olmasına rağmen oldukça iyiydi, yeterliydi bence. Evet, eksikleri vardı. Masasında da vardı. Ben biraz daha sanki Samsun'a ait yöresel lezzetleri görmek ister miydim? Evet, isterdim. Çünkü kalkıyoruz İstanbul'dan. Samsun'a geliyoruz. Dolayısıyla istiyorum bunları bütün Türkiye'ye göstermek ya da yurt dışından bizi izleyen herkes tanısın, bilsin istiyorum bizim unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi, çeyizlerimizi, geleneklerimizi. Ama ben Merve'yi beğendim. Sonunda biraz üzüldü arkadaşlarının puanı ama adalet yerini bulacaktır. Bence en iyi olan kazanacaktır diyorum. Ve Merve'ye hayatı boyunca mutluluklar diliyorum. Benim puanım 8. Merve Gelin'in gün sonunda rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Elif Gelin 5, Sena Gelin 6, Şerife Gelin 5, Gülhan Gelin 7. Yarışmacımız Aslı Hünel'den ise 8 puan aldı ve toplamda 31 puana ulaştı. Ve yarın kimin evindeyiz? Benim evimdesiniz Aslı Hanım. Gülhan, senin evindeyiz. Sizi güzel ağırlamak için elimden geleni yapacağım. Yarın çiftlik evimde bekliyorum sizleri. Ben İnşallah de gerçekten büyük bir merakla o çiftliğine gelmek istiyorum. O tavukları, o köy sütünü hepsini görmek ve tadına bakmak için sabırsızlanıyorum şimdi. Köy sobasında pişireceğim Aslı Hanım. Oo, ne şanslıyım. Beklentileri yüksek tutabilirsiniz bir gıdımcık. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında Gelin Evi sizlerle birlikte efendim. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın, bizimle kalın. Ben gelinlerime süt kaynatmam lazım, lütfen. Kuş sütü bile verse bugün beni memnun edebileceğini hiç düşünmüyorum dünden. Ne diyorsun? Yakmayı da. Burayı mı yakacağım? Evet. Ay Allah'ım, ne oluyor? Kızlar ne yaptınız? Ben bir kötü oldum, bir tansiyon düştü. Şöyle oturabilir miyim Aslı Hanım? Şöyle bir tekrardan bir bakayım etrafa. Sauna gibi mi hissettiniz? Evet. Havama giden terler canım. Değil mi? Terledim şu an. İki gelinle yarışıyoruz sanırım ama. İki gelin. Kayınvalide fazla hakim olaya. Eleştirileri gerçekten ciddi anlamda ters tepkiler aldık. Ben şeyi anlamadım. Ben kimseyi kırmadım ki. Yani kırdı mı sizce? Gerginlik vardı. Kesinlikle bunu çok ağır buluyorum. Bence benim hakkım yenildi. O zaman benimki de yenildi.